Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Yaptım ettim, bin bir pişmanım. Kaybının 18. gününde beklenen itiraf geldi. Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi efendim. Gözünüz aydın olsun. Mehmet amca, eşini buldum. Hadi bakalım bir anne kız kavuşsunlar. Oğlumu buldum senin sayende. Canım benim. Annesi için mücadele veren evlat. Kaybolduğu gün orası kar kıyametmiş. Döndü hanım niye çıkıyor? Köydeki komşulara da yine söylüyorum. Biz bunu hep beraber abi hep bulacağız. Bunun başka çaresi yok. Şüphe uyandıran komşu. Mehmet demedi ben. Sen bu adamı gördün mü görmedin mi onu söyle. Gördüm. Başka bir şahıs olabilir mi? Olamaz kesin oydu efendim. Beni gördüğünü söylüyor musun? Evet söyledim. Bilmesi gereken yoldan gitmiş gelmiş olabilirim. Devamlı oradan gidip geliyorum. Köylünün kabusu. Mehmet Tunç annem gibi yaşayan bir sürü kadının korkulu rüyası zaten köyde. 64 yıllık aşkı vakilizlendi. Neden annem sık sık son zamanlar aramış? Doğru birkaç defa aradım efendim. Görüşme sıklığından bahsediliyor. Geçtiğimizde bizim lafımız edilmiş onu biliyorum. 64 sene geçmiş. Eski aşk yeniden mi canlanmış? Öyle bir şey yok ya. Yalan konuşma. Şüpheli telefon trafiği. Döndü hanımı hangi maksatla aradınız? Sevgili arkadaşım aramış olabilirim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Döndü Boztepe'nin kaybındaki karanlık noktalar az sonra Müge anladı. Öldürüldü. O gün akşam ne döndüyse onlar hepsi biliyor onu. Feride de, Gamze de, Aysel Hanım da, Utku da biliyor ne yaşandığını. Ondan sonra da adam oradan çıkıyor, öldürülüyor. İntihar süsü verildi. Kardeşim burada boylu boyuna yatıyordu. Amcam ölmeden 3 gün önce silahı dedi getir dedi. Bu çocuğun eline silah verilmiş, intihar etti izlenim verilmiş. Yere oturtuluyor, intihar süsü, arabası temizleniyor, cep telefonu temizleniyor. Cinayet gecesi neler yaşandı? Sen mi dedin Utku'ya Gamze ile mi konuşuyordu Burhan diye? Evet. Utku ile Emrullah Gamze'yi arıyorlar. Telefonu ben çektim aldım. Ben dedim Emrullah Kartal. Dedi büyük ihtimal yanındaydı. Her şeyi dedi Utku enişten mi biliyor. Utku eniştemi sor dedi. Telefonu ve kapattı. Kilit nokta. Dedi bunlar mı? Dedi oğlum böyle bir şey yok. Ben dedi ona da hala dedi güveniyorum dedi. Aralarında bir şey olmadığına emin ama DNA testi istiyor. Burada kilit Utku. Adam yalana taklat duruyor havada ya. Burhan Karakuş'un katili kim? Az sonra Müge Anlı'da. Müge Anlı'da bulunan iki aşık. Gözünüz aydın. İlhan'ı da Aslı'yı da bulduk. Aa, şükürler olsun. 7 tane çocuğu arkanıza bırakıyorsunuz. Ya bu nasıl aşk? Biz bir yıldan beri görüşüyoruz. Çiğdem diyordun ki benim kocam hiç aldatmadı bugüne kadar. Ben hiçbir zaman aldatmadım. Müge Anlı'yı babamızı bozma geri gel. Sata sormadan hayır beklemem. Yüzleşen aileler. Erkekleri 2-3 ay sonra bırakıyor dedi. Kadın sığmaya gidiyor. Beni arıyor ben gidip karımı getiriyorum. Bu yalanları kim uyduruyor ya? Senin arkanı toplamaya mecbur muyum? Bak ben çocuk değilim. Sen ciğerimi pişirdin. Hepiniz zaten süper tutmuş ak kaçırsınız. Kararlı sevgililer. Eşimden şiddet görüyordum. İlhan da aynı şekilde eşinden görüyor. Gerçi dilenler. Benim nafakamı tazminatımı da vereceksin. Herkes kendi yoluna bakacak. Tamam her şeyini kabul ediyorum ben seni. 7 çocuklu aşıklar canlı yayında. Çiğdem de gelecek. Herkes karısıyla kocasıyla konuşsun. Anlasın. Az sonra Müge Anlı'da. 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin kaybında şüphelerin odağındaki komşusunun eski eşi ve kızının anlattıkları Çukurkuyu köyü sakinlerinin ifadeleriyle benzerlik taşıyor. Eski eşin diyor ki ben de o adamın ismini dahi ağzıma almıyorum diyor. Eski eşim ne diyorsa doğrudur. Kaza geçirmeden önce içiyordum o zaman. Yerlerde sürüklermişsin. Onu ve çocuklarını bıçakla keserle kovalarmışsın. Hayır öyle... Eve kendimizi kilitlesek dışarıdan taşla camları indirirdi. Hayır öyle çocuklara bir şey yok. Çocuklara bir şey almazdı, eve bakmazdı. Kazadan sonra akli dengesinde herhangi bir sorun olmadı. Sadece konuşmada güçlük çekiyor. Çok yalancı, çok oyuncu bir adam. Kendisini acındırmak için rol keser. Kızın da diyor, 21 yıldır babamla görüşmüyoruz. Annemi darp ediyordu, evle ilgilenmiyordu. Sırf ben çizgi film izliyorum da onun istediği kanalı açmıyorum diye benim sırtımda çocukluktan kalma tornavida izi var diyor. Hayır. Çok geçmiş olsun bu anlattıklarınızda çok üzüldüm. Teşekkür ederim. Onların hepsini birebir yaşadım ben. Hastalandı diye bıraktığınız iddiası doğru değil. Değil. Eşim dedim çocuklarımın babası belki bu kaza vesile olur, düzelir.
Evine çocuklarına sahip olur dedim ve her şey devam etti. Komşularının çatılarındaki odunları almaktan vazgeçemeyen Mehmet Bey, 50 yıllık ömründe sadece 6 ay çalışmıştı. O da çok ağır gelmişti. Ben o karda kışta seni aşk olmamak için 6 ay anet polisinde karaver yaktım. Öyle 6 ay çalışmakla olur mu? Hep çalışacaksın. Şu anda nasıl geçiniyorsun? Şu anda kaymakamlık 1 milyar para veriyor, maaş gibi yani. O yüzden de oduna para yetmiyor. Olursa alıyorum, olmazsa alamaz. Olmazsa nereden alıyorsun? Sağdan solun damından. Ya. Ama almıyorum galiba efendim. Annemin taş bağlayıp da kafasına düştü diye bağladığı iplerdeki taşlar bunlar. Ve bu ağaçları çıkarmaya çalışmış. Buraları da çekmiş, buraları da göçürmeye şey yapmış. Ama fakat annem oraya yine o taşı bağlamış. Bu çektiğinde bu kafasına düşsün diye annem de böyle bir tedbir almış yani. İyi gör de köye deyince çekme, kafana düşmesin yani. En azından bilgin olsun yani. Nasıl zor yürüyen kadın o taşları oralara koymuş, iple bağlamış, sana düzenekler hazırlamış. O gün de senin kafana mı düştü bir şey? Aynen öyle bir şey olmadı efendim. Bir hatırla bakayım sen. Ben var bir şey çekmedim, kafama da taş düşmedi. Yani yalan konuşuyor. Sordum, soruşturdum. Yine annemden yaşlı bir kadını da rahatsız etmiş. Akşam saatlerinde gitmiş, bana demiş kahvaltı hazırlayacaksın. Öyle yalan yani, konuşma, ben kimseye bir şey yapmadım. Yani bu kadınların korkunun rüyası. Artık bu adam köye döndüğü zaman da bir tedavi mi olacak, bir hastaneye mi yatırılacak? İnsanın şerefine oynama, ben kimseye bir şey demedim. Uğur Boztepe, Mehmet Tunç'un şüphelendiği Mevlüt Bey'e seslendi. 78 yaşındaki annesiyle arasında geçen telefon görüşmelerinden bahsetti. Bu şimdi Mevlüt Er Yılmaz'ı gördüğünü söylüyor ya. Bu Mevlüt Er Yılmaz neden yayına bağlanıp da hakkında iddialara cevap vermiyor? Neden annemi sık sık son zamanlar aramış? Açıkçası bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Mehmet Bey bir şey yapmış olabilir mi? Yapabilir. Çünkü hani böyle damını insanın gidersen yani kadın da ne yapıyorsun der. İstemeden de olsa. Olmadık bir şey olur, ölür, bir şey olur falan saklamaya çalışabilir. Ama açıkçası siz neden döndü hanımla görüşüyordunuz? Mehmet Tunç'un hedefi ...hedefindeki Mevlüt Bey çağrılara yanıt verdi. 78 yaşındaki kadınla ne konuştuğu merak ediliyordu. Şimdi Mevlüt Bey, sizin döndü hanım kaybolmadan önce bir telefon trafiğinizden bahsediliyor. Bizim köylümüz. Ben kardeşime ulaşamadığım zamanlar belki birkaç defa aramış olabilirim döndü hanımı o konuda. Bu Mehmet denen arkadaş benim hakkımda yalan bilgiler söylüyor. Döndü hanımın kaybolmasından bir ay öncesinden itibaren ben o köye hiç gitmedim. Kardeşimin evine giden yola yürüdüğüm zaman bir baktım inşaat olduğu için orası kapalı. Arka taraftan kardeşimin evine gittim. Oradan devamlı geçme falan yok. O yol bizim yolumuz değil. Bu Mehmet'i de birileri ya dolduruyor ya yanlış bilgi veriyor. O kadına ben de evin arkasından geçti. Küllüğe doğru. Şimdi Mehmet'im. Öyle yalan konuşma. Gördüm. Beni gördün de madem ilk günden itibaren bu adam götürdü bu kadını gördüm. Niye demiyorsun? Böyle bir şey olmadığını sen de biliyorsun. Döndü Boztepe'yi yalnızca kardeşini merak ettiği için aramadığını kabul etti Mevlüt Bey. O telefon görüşmesi öyle bir kere iki kere değil. Doğru, birkaç defa aradım efendim. Birkaç defa da değil. Görüşme sıklığından bahsediliyor. Biz eskiden merhaba dediğimiz için belki birkaç şey sormak için aramış olabilirim de. Eğer savcı, polis ya da jandarma onun sıklığından şüphelenmese sizi gözaltına almaz. Demek ki o sıklık günde birkaç seferden fazla değil mi? Yani 2-3 güne bir falan efendim. O zaman işte köyde diyor ki bunların hala bitmeyen bir aşkı var. Döndü teyze de kaybolunca ilk şüphelenen Mehmet Bey ama sizden de şüpheleniliyor. Peki sizin eşiniz biliyor muydu Döndü Hanım'la görüştüğünüzü? Hayır, Döndü Hanım'la son günlerde görüştüğümüzü bilmiyor da. Eski aşk yeniden mi canlanmıştı yani? Yok efendim, birbirine saygı sevgi çerçevesinde öyle bir şey yok yani. Ya ne saygısına sevgisinden bahsediyorsun Allah aşkına ya? Utanmıyor musun sen bu 78 yaşındaki benim annemi rahatsız etmeye? Böyle bir şey olabilir mi ya? Telefonla konuştuk efendim birkaç defa. Siz bir telefon kayıtlarınıza gelin. Şimdi burada Mehmet Bey geldi diye biz Mehmet Bey'iz ama bence sizle ne konuştunuz, ne ettiniz en azından bize değil ama diğer çocuklarına açıklamak zorundasınız. Onlar da bilsinler annelerinin. Elindekinin kıymetini bilirsen hayattaki en mutlu insan sensin. Hepimiz birer mucizeyiz. Yeter ki içimizdeki o mucizenin farkına varalım. Sevgi en güzel ilaçtır. Hayal edin, gerçekleşsin. Efendim günaydın, mutlu sabahlar herkese. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, döndü Boztepe'nin kaybını konuşuyoruz. Ve gittikçe de enteresan bir aile geldi bu benim açımdan, sizin açınızdan bilmem. Yani 78 yaşında bir hanımefendi, kar kış tipi kıyamet günü. Evinden çıktığını söyleyen Mehmet Bey var. Yanında zamanında ortaokuldayken evlenmek istediğini söylediği Mevlüt Bey var. Fakat bir taraftan da yine
Onun odunlarını, daha doğrusu damındaki kirişleri çaldığı için yine korktuğu söylenen Mehmet Bey var. Hatta onun için düzenekler falan kurmuş, işte geldiği zaman kafasına taş gelsin de gitsin diye. Şimdi Mevlüt Boztepe ama Mevlüt Er Yılmaz ve eşi yan stüdyomuzda. Yanınıza gelmeyi istemedi Uğur Bey. Niye gelmiyor? Gelecek Müge Hanım buraya. Gelecek, burada yüzleşeceğiz. Öyle kaçmakla olmaz. Gelecek, burada yüzleşeceğiz bu vatandaşlar biz. Gelecek. Bir suçu yoksa yanında Mehmet Tunç bunu gördüğünü söylüyor. Söyleyecek. Bu adamla yüzleşecek. Benle yüzleşmesi o bile bu stüdyoya gelecek. Burada herkes bu adamı görecek. Özellikle Mehmet Tunç'la ben yüzleşmesini istiyorum. Bu stüdyoda, burada. Evet, yüzleşecek. Öyle bir şey yok. Kaçmak beraber... yok. Suç yoksa buraya gelecek Müge Hanım. Gelecek, belki, benim karşıma oturacak, burada konuşacağız. Yani belki sırtı dönük konuşur yani, bilmiyorum ama Mevlüt Bey. Şimdi dün ben yani yayın sonunda gerçekten çok hayret ettim. İşte demek ki atomdan bile hani parçalanmaz şey ön yargı ya. Ben yani 78 yaşında bir hanımefendinin biriyle konuşup görüşebileceğini hiç akıl etmedim açıkçası bugüne kadar. Yani bir yaşıma daha girdim hani dün valla. Vallahi öyle. Yani özür dilerim, ben vallahi hiç düşünmemiştim yani öyle bir şey. Bilmiyorum sizlerden düşüneniniz var mı? Görüş konuştuğunu bilmiyoruz ki. Belki tehdit edilir o da annem. 78 yaşında kadın niye görüşsün konuşsun yani? Bunu bazı gelsin bir açıklasın burada. Ne konuşmuşlar ya? Herkesin önünde, kamuoyunun önünde bir açıklasın bunu lütfen ya. Valla bence de, ben de açıklamasını istiyorum. Yani 78 yaşında bir kadının kendine hayrı yokken bu vatandaşa veya başka birisine neyi çıkar sağlayabilirler ki bu kadın üzerinde? Ne isteniyor bu kadından ya? Allah aşkına ya, ağzında diş olmayan bir insan, tövbe yarabbim, nefis mi yanacak yani, ne yapacak yani, ne şekilde kullanacak benim annemi ya, organlarını mı satacak, ne yapacak? Veya annem görmediği bir şey mi gördü? Onların istemediği bir olayı gördü de onun üzerine mi kapıldı? Annem cinayete mi kurban gitti? Niçin kaçırıldı bu kadın? Yani ben bu kadının böyle bu hani aşk geçkisinden kaçırıldığını düşünmüyorum Müge Hanım. Kesinlikle bu kadın bir şey gördü ya da başka birilerinin bir şeyler gördü. Bu kadını unutma, hatırı yedirmeye çalışıyor. Belki de cinayete kurban gitti bu kadın. Şimdi gelsin buraya açıklasın bana bunları. Yani Mevlüt Bey tabii daha net anlatır ama Mevlüt Bey'in arkadaşlarımıza söylediği 2 yıl önce Bayat ilçe merkezinde cuma günleri kurulan bir semt pazarı varmış. Mevlüt Bey döndü Boztepe ile orada karşılaşmış annenle. Yüzünü çevirip selam vermeden geçmek istedim diyor. Annen de demiş ki ne o, hayırdır adam mı yiyoruz, niye yolunu değiştiriyorsun demiş. Kesinlikle yalan. Ondan sonra ardından sohbet etmeye başlamışlar. Döndü hanım da ona telefon numarasını vermiş. O günden bugüne de belirli aralıklarla da bir köylüsü, eski bir arkadaşı olarak iletişimde kaldığını, aramalar yaptığını, aramalar geldiğini söylüyor. Hani tabii içeriğini bilmiyorum, Mevlüt Bey'in anlatması lazım. Ama diyor ki, şimdi bak bir şey daha söyleyeceğim. Ya demek ki bak, Dünya Sağlık Örgütü de yaş şeyini değiştirdi artık, bu gençlik, orta yaşlılık, yaşlılık falan. Biraz oralara bakalım. Bak dünya, bak bulunu Dünya Sağlık Örgütü değiştirdi. Demek öyle eskiden düşündüğümüz gibi değil. Tabii, bak tabii, gerçekten artık mesela 65-75 orta yaş sayılıyor yani. hani bir, ben oralara gelemedim daha demek sonra ki. Bir vallahi sizlerden de özür diliyorum. Çıktı. Hani hiç konduramamıştım ben yani. O yüzden hani hiç öyle bir şey düşünemedim. Ondan sonra fakat başka isimlere de dikkat çekiyor Mevlüt Bey. Diyor ki döndü Boztepe'nin kaybından köyde Ali Bakı olarak tanınan Ali Boztepe ve ailesinin de sorumlu tutulduğunu söylüyor köydekiler. İddialara göre kayıp döndü hanımın Ali Boztepe'nin yakınlarından biri için kaçırıldığı iddiaları dolaşıyormuş köyde. Yani evlilik amacıyla. Uğur da çıldırıyor buna, diyor ki benim annem yolda yürüyemiyordu, kime evlilik götürülecek diyor. Haksız, ben de seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ama sen biliyor musun bu Ali Boztepe işini? Hatta siz gitmişsiniz onların da kapısına. Tamam, biliyoruz. Oraya jandarma ekipleri de biliyor. Jandarma ekipleri gitti. Şu anda soruşturma daha devam ediyor. Yani ben şimdi Ali Boztepe ile ne alakası var anne? Ya Ali Boztepe bize bir akşam geldi. Benim babamın akrabası, yani bizim akrabamız ya sayılır. Yani babamın amca çocukları. Bir akşam geldi. O kadar demin konuştu ki, ben dedi biliyorum annenizin nerede olduğunu. Bana böyle dedi. Böyle bir ihbar geldi. Gidip dedi annenizi alıp gelirim. Sizin namusunuz benim namusum dedi. Hatta bu daha önce bunu köy muhtarını aramış. Köy muhtarı demişken sen demiş karışma, ben demiş jandarma birliklerini arayayım. Jandarmakla birlikte gitsin bu olaya müdahale etsin. Tabii biz bu olayı duyunca ben duramadım yani. Kardeşlerimle beraber çıktım. Eskişehir'in Han ilçesindeki jandarma ekipleri bizi yolda durdurdu. Dediler ki böyle bir şey varsa bu olaya biz müdahale edeceğiz. Siz de dediler karışmayın. Biz orada durdurdular. Biz orada tamam, bir arkadaşa da yaşadık. Tamam, nereye götürmüşler anneni? Yani şey, Han ilçesinin bir mahallesine götürüklerini söylemişler. Oraya jandarma ekipleri gitti. Gerekli aramaları yaptılar. Niye götürüyorlar? Hayır, götürdüğü söyleniyor. Götürdüler tamam, ama değil. Niye yani? Tamam, götürüldüğü söyleniyor. Ya hangi amaç? Evlilik vaadiyle götürüldüğünü söylediler bize. Ama oradaki ihbar asılsız denildi bize yani. Asılsız olduğu söylenildi. Ama çalışmalarında sürdü, takibinde devam ettiği söylenildi.
Artı bu Mervit Er Yılmaz. Benim annem Müge Ayrıca Hanım. Bayram Boztepe ve yine köy sakinlerinden Arif Bey adının da Döndü Boztepe kaybıyla ilgili konuşulan isimlerden olduğunu söylüyor Mevlüt Bey. Arif kim? Arif köyümüzün eşlik muhtarı. O da bizim akrabalarımızdan. Yani annemin köydeki ihtiyaçlarını zaten şeysi var onun bakkalı var. Ya da hastane işinde olsun bizim olmadığımız zaman. Ya senin anneni evlendirmek mi istiyorlarmış yani? Yani öyle söyleniyor Müge Hanım. O kadar dedikodu var ki ben burada her şeyi anlatmaya zaman bile bulamıyorum yani. Her şey dedikodu. Ondan sonra işçilerin bir genel mahallesinden öyle böyle tamam. Annen oldu, orada olduğu öyle. Söylenildi. Ya bir de Müge Hanım, Mevlüt Er Yılmaz, benim annem affedersiniz cahil, okuma yazması yok. Kesinlikle bir numarayı aklına tutup da Mevlüt Er Yılmaz'a telefon numarası veremez. Bu kadının okuma yazması yok ya. Mevlüt Er Yılmaz nereden almış numarayı? Gelsin burada bir yemin isim ya, bir göbeğinden karşılasın ya. Tamam dur şimdi çıkıyormuş. Bu arada Döndü Boztepe'nin köyden kaçırılacak bir başka kadının yerine de kaçırıldığı iddialar arasında. Yanlışlıkla kaçırılmış. Yani evet yanlışlıkla yani. Kaçırılmış. Aslında köyden başka bir kadın kaçırılacakmış. Yanlışlıkla o kaçırıldı diyenler Müge de var. Hanım, bu mümkün değil. Köyden birileri yardımcı olmasa bu kadın gitmez. Köyden kesinlikle bir yardımcı var. Yani insan yabancı insan ne demişsin bizim köyümüze gelsin de benim annemi götürsün. Ama ya ben şimdi burada inanmıyorum ben Mevlüt ya. Bey bugün anlattı. Şimdi ben seslenmek istiyorum. Mehmet Bey görelim. Ya Mehmet Bey bu kadar bilgili mi sen? Niye kaç gündür geldi de bize yardımcı olmuyor? Şimdi bu Ali Bakı, Ali Boztepe. E tamam arkadan görün işte neyse. Köyde Ali Bakı olarak buraya gelecek. Tanınan. Gelsin Müge Hanım o adam buraya. Yüzleşelim Ali neden Boztepe. Korkuyor ya? Ali Boztepe yani lütfen söyler misiniz? Arkadaşlar siz iyi misiniz ya? İyi misiniz yani? Tabii ki bak ne 78'ler var anlarım ama Döndü teyzeyi hiç öyle anlatmıyorlar. Yani kadın kendi işini bile zor gören bir kadın. Ya kiminle evlendirilmek ya. İçin? Yani evlenme amaçlı kandırılabilmesi ve götürülmesi... mümkün mü yani dişini bırakmış? Ama mümkün mü senin ki baksana? Ya Müge Hanım. Mevlüt Bey tamam günaydın Allah nereden konuşacağım? Allah'ın insanın aklı almıyor yani. Uzayla mı? Tamam mı? Neresi size verin işte stüdyodan ne veriyorsanız. Çok enteresan. Ama Mevlüt Bey'le barıştı konuşmaları. Mevlüt Bey günaydın hoş geldiniz. Günaydın Müge Hanım sağ olun teşekkür ederim. Mevlüt Bey doğru anlattı mı siz Döndü Hanım'la ne zamandan beri konuşmaya başladınız? Nasıl tekrar karşılaştınız? Bir iki yıldır Müge Hanım ara sıra görüşüyorduk. Ben ona yardımcı olmak amacıyla köylümüz, tanıdığımız, bildiğimiz birisi olarak ara sıra cumalara geldiği zaman cumalarda, pazar yerinde, tezgahlarda falan görüşüyorduk. Bir de sadece ondan sonra telefon birkaç telefonlarım var. Telefon ediyordum bir ihtiyaç var mı falan diye konuşuyorduk yani. Ya benim annem adını yazamıyor. Sen bu annemden telefon numarasını nasıl alıyorsun? Bana bir açıklar mısın? Bu kadın 1-2 yazmasını bile bilmiyor ya. Sen benim anneme kim oluyorsun yardımcı oluyorsun? Benim anneme yardımcı olacak o da kız kardeşleri var. Hayır, erkek kardeşleri var. Akrabaları var. Sen kimsin ya? O konuda Uğurcuğum o konuda bir yanlış bilgi var. Ben annen telefon verdiğini falan söylemedim. Ya bana bak yazılıyor burada konuşuluyor. Bana. Ben konunuzu biraz söyledim arkadaşlarımıza anlatın. Siz anlatın o yüzden buyurun siz anlatın. Ben telefonunu kendisiyle karşılaştıktan sonra bana hatta dedi ki ya benden niye kaçıyorsun? Bir halimizi hatırımızı sorarsın köylü değil miyiz falan gibi laflar etti. Pazar yerine ilk karşılaştığımızda bir iki yıl falan önce. Kesinlikle yalan söylüyorsun. Dur bakalım bir anlatsın. Bir dakika ben önce size şöyle söyleyeceğim. Pardon dur Mevlüt Bey en iyisi baştan başlayalım sakin. Siz Döndü Hanım'la. Böyle bir isteme falan mevzunuz var mıydı? Kaç yaşındaydınız? Efendim ben çocuğum. 13-14 yaşlarındayım. Hı hı. Aramızda bir laf edilmiş köyde halk arasında. Bu bunu sevecek, alacak falan diye. Ben ondan sonra askeri okula gittim. Babam gel, annem gel beni askeri okula gönderdiler. Döndü anında kendi halinde gitmiş köyün sevdiği biriyle evlenmiş. Hı hı. Ben bu olaylardan sonra 40-50 sene 60 sene geçmiş. 2021 yılına kadar ben 20-25 senedir Bayat ilçesinde yaşıyorum. Onunla karşılaşmıyorum, telefonlaşmıyorum, konuşmuyorum. Yani sadece uzaktan görüyorum. O şekilde ama son olaydan sonra ben Uğur Bey'in söylediği şey yanlış bilgi. Ben onu düzelteyim. Annesiyle karşılaştıktan sonra tamam dedim görüşürüz. Siz de anlatın karşılaşmayı. Pazardasınız. Görüşürüz. Tek başınızda mısınız? Görüşürüz. Pazar yerinde Müge Hanım tezgahların oralarda sebze meyve alacağımız yerde. Bizim pazarımız zaten küçük bir 10 dakikada bütün pazara dolaşırsın. Herkesi 10 defa görür o pazarda. Tamam. Pazarda alışveriş yapıyordunuz. Siz ayrı o ayrı öyle evet, mi? Yani tabii karşılaştık bana böyle deyince ben de sonradan... Ama ne dedi bir anlatın. Yani siz onu gördünüz arkadaşlarımıza anlatmışsınız ya. Söyledi efendim söyledi. Benden niye kaçıyorsun, niye halimizi hatırımızı sormuyorsun, ne oldu bir şey mi vardı diye anlamında böyle şey söyledi bana.
Ben de görüşürüz, bir şey yok dedim. Herhangi bir şey yok, bir sıkıntı olursa görüşürüz falan dedim. Böyle ayrıldık oradan. Ben sonradan Müge Hanım telefonunu aldım. 118'den telefonunu buldum. Ha, siz 118'i aradınız, telefonunu buldum. 118'den aradım, telefonunu buldum. Ondan sonra sordum, halini hatırını sordum, konuştuk. Yani hiçbir art niyetimiz, hiçbir kötülüğümüz yok. Birbirimize yardımcı olmak, destek olmak, yalnız yaşayan bir ihtiyacı olur, bilmem ne olur. Bu anlamda zaman zaman da telefonlarla görüştüm yani. Ama beyefendi, siz niye 118'den telefonunu buldunuz? Yani ben bilmiyordum telefonunu falan. Kimseden de alamazdım yani, o anlamda yani. Hayda. Demek ki 76 yaşında bile kısmet kısmet yani. Hiç hayatta hiç olmaz demeyeceksin yani. Ya Müge Hanım, zaten bu normal bir insan yapacağı bir iş değil yani. Bu kadını mümkün değil normal bir insan evden bu şekilde çıkaramaz. Peki sonra siz onu buldunuz. Telefonunu açtınız. Ne dedi o size, siz onu arayınca? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, sen nasılsın, çocuğun çorun nasıl? Böyle o ben ona hal hatır sorduk. Yani böyle zaman hep böyleydi zaten. Ama siz bayağı sıklıkla görüşüyormuşsunuz. Şimdi yani telefon kayıtları şu an elimde değil ama öğrendiğim kadarıyla siz çok sık görüşüyormuşsunuz. Özellikle son dönemde. Olabilir Müge Hanım. Fazla aramış olabilirim. 3-5 günde, 10 günde falan bir aramış olabilirim. 3-5 gün, 10 günde değil. Öyle 10 günde bir değil sizin yani aramalarınız. Yani biz orada ilçe merkezinde kaldığım için devamlı karşılaşamıyoruz. Göremediğim zaman ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sormuşumdur. Sordum. O ne diyor size cevabı? İyiyim, sağ ol, yaramazlık yok. Diye o da o şekilde söylüyordu. Ya o kadın siz... ayda bir gün maaş almaya gidiyor ilçeye, pazara ya. Ayda bir gün ya. Ben çoğu... Demek ki sen göremediğin için bu insanı sık sık telefonla aramışsın. Ne hakla, ne cüretle ya. Ayıp bir şey arkadaş senin yaptın ya. Nasıl konuşuyorsun sen bu kadınla? Ayda ben biliyorum ya. Ayda bir defa maaş almaya gider bu kadın. Ya da çok rahatsız olsa ilçeye, pazara, buna da gerek yok. Allah razı olsun, devletten hastane ayağına geliyor. Sağlık ekipleri geliyor ya. İlacın hafını yazıyor. Böyle getirip evlerden de bırakıyorlar yani. Peki, sen niye bu marketin önünde anneme size... el kol hareketi yaparak konuştun, tehdit eder gibi? Senin bir husumatın var, bir düşmanın var. Söyle arkadaş bana. Hayır, öyle bir şey varsa benim, bu kadınlar ne istiyorsun? Benim... Burada ben varım. Aslan gibi oğlu var burada. Bir hesabın varsa gel, ben de göreceksin. Ay canım benim ya, canım benim. Benim hiçbir husumetim yok. Bir ya bu kadın sizin istemediğiniz şeyi mi gördü? Ne oldu? Kıskançlıkla ilgili bir durum var burada. Bak bana açıklayın burada, tamam. Lütfen. Ya ben, karşıma gelin bir oturun şuraya ya. Ben de. Ya iki dakika şurada bir yüzle görüşelim arkadaş. Ben bu aklımdaki soru işaretler çıksın burada. Gel buraya iki dakika ya. Ne olacak Uğur ya? Uğur Bey, işte karşınızdayım ben. Ya hayır, orada değilsin. Ekranı buraya gel ya, buraya. Karşınızdayım. Ya saklanmaya gerek yok arkadaş. Şimdi bir susun yoksa alın ardından çıkar gidersin burada ya. Ben o konularda devletin hakimine, savcısına, polisine, jandarmasına ifademi sen vermişim. Sen niye sen çağırmadan gitti ifade verdin? Sen hiçbir jandarma bir polis ekibi aramamış. Devlet çağırır. Neye gidip de kendi kendine ifade veriyorsun? O konuları sen bilmezsin. O hukuk ben bilir onu. Ben bunları bilmem, hakkım. Şimdi ben orada siz ya benim zaten, adıma... Zaten bir şey söyleyeceğim. Zaten savcının, jandarmanın yapacağı işi Uğur bilmek durumunda değil. Uğur sadece diyor ki... Ya mutlaka. Benim bilmediğim bir şey var diyor. Şimdi siz de annenizin bir adamla 2 yıldır konuştuğunu öğrenirseniz, şimdi jandarmalık, polislik, savcılık ne alaka, adam diyor ki gel bana anlat ne oldu. Hayır, diyor. Telefonlarımızdan dolayı benim savcılık geldi, ifademi aldı, evime geldi, çiftliğimi aradı. Yani bunlar yargının yaptığı işler. Tamam ya, Mevlüt Bey, siz onu arıyordunuz da yani o size nasıl cevap veriyordu? Siz efendim uzun... aramızda hiç birbirimizi üzecek, kıracak, birbirimizin kötülüğünde hiçbir... Bunu zamanla belki telefonlar dinlememizi okursunuz, görürsünüz. Hiçbir şey yok. Benim de Boztepe'nin kaçırılmasıyla kaybolmasıyla hiçbir dahilim yok. Bana orada benim buraya gelip size durumumu arz etmemin tek sebebi benim orada... Orada hiç olumsuz bir şekilde yalan yanlış bilgilerle benim üzerime suç yükletilmesi, suç ispat edilmesi. Ama bir şey söyleyeceğim. Hangi yalan bilgiyle? Ben en baştan beri sizin... Hayır, şimdi ben orada demek görmüş... Demek ki askeri personel olduğunuzu... Görülme olayım Müge Hanım. Ne olduğunu? O şeyde orada Mehmet'in beni köyde görme olayı çok şey yanlış ve uydurma bir olay. Tamam da onu, hayır, bilmesek sizin bu telefon konuşmalarınızdan da... Yanlış ya, uydurma canım değil. Sendin ben... Köylümü tanımam mı ya? Seni kim dolduruyorsa, bu arkadaşı kim dolduruyorsa, kim yönlendiriyorsa ya da ne veriyorsa bu ben arkadaşı yalan konuşturuyorlar. Kimse, bu şey arkadaş vermiyor. Yalan konuşuyor. Ya benim üzerime bir komplo kuruluyor, bunu bilemiyorum. Ya yanlış bilgiler söyleniyor. Bunlar tamamen yanlış. Beni kim doldurup kim... Ya gelsene abicim, bak biz burada bu adamla beraberiz. Gel şurada 2 dakika karşımıza otur ya. 2 dakika var zaten ya.
Ben de zaman zaman o konuda soruşturma yaptım. Son günlerde köylülerimizden bazıları kardeşimle konuştum, durumlarını öğrendim. Hiç duymadığım konuları duydum. İşte bu Uğur Beyler annesini aramışlar. Ne zaman aradıysa bilmiyorum. Bir gün sonrasına haber alabilmişler. Uğur Bey, annenizi aradınız. Evet, aradık. Bir saat sonra, bir saat sonra bir daha niye aramadınız? Yani yarım saat sonra... Ben sana göstereyim kayıtları. Gel buraya, gel. Hayır, tamam, ben yok. Ben annemi kaç defa aramıştım? Aradıysanız... 12-13 defa aramıştım. Ulaşamadığım için de akraba eve gönderdim falan. Hepsi burada var. Akrabanız, gel sen, gel. Akrabanız eve... Gel sen, 2 dakika gel. Akrabanız eve şimdi gitmiş. Mevlüt Bey, bir gün sonra öğrenmişsiniz pardon, orayı. Pardon Mevlüt Bey, ya siz bunları söylerken ben böyle subliminal mesajlardan falan anlayan bir tip değilim yani. Bana net olması lazım. Ne demeye çalışıyorsunuz yani? Yani Uğur Beyler, anneleri, yani. Bir dakika, Uğur Bey ya da diğer kardeşler. Ben bir tek burada Uğur'u görüyorum ve nasıl kendini parçaladığını da görüyorum. Ama artık kimseye de bir şey söylemeyeceğim, ama hep inandığım dağlara da kar yağıyor. Yani ne oldu? Öğrendiler de bunlar mı annelerine bir şey yaptılar yani? Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Onlar adına demiyorum Müge Hanım. Orada köyde belki başkaları, yani belki Döndü Hanım'ın kaçırılması ilgili olanlar, bilgisi olanlar bu konuyu bana doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama Mevlüt Bey, sizsiniz zaten onunla en çok görüşen. Başka görüşen yok ki sizden başka. O zaman ama size ne anlatıyordu? Ben evlenmek istiyorum mu diyordu? Hayır, yani? Hayır. Kaçırmakla ilgili hayatta böyle bir şey yok efendim. Kaçırmayla ilgili benim ne dahilim var ne konuşmam var. Hayır. Döndü Hanım yeniden evlenmek istiyor muydu? Onu ben bilmiyorum efendim. Bana bir şey söylemedi. Ama ne konuşuyorsunuz siz bütün gün? Biz kendi ailemizden halimiz hatır sorma efendim yani. Bu olaylar tamam, hatır sordum. Merhaba Döndü, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sonra mesela o gün içinde ikinci kere arayınca merhaba Döndü, nasılsın? Sen nasılsın? Olmaz mı? Yani aşağı yukarı efendim. Tam aşağı yukarıda şimdi bu kadın evlenme vaadiyle götürülüyorsa bir yere... yani size bunu anlatır. Der ki o zaman arkadaşı olarak, Mevlüt Bey'i de şunlar istiyorlar. Ama şimdi oğullarıma söylesem problem olur. Atıyorum yani falan. Bir şey anlatır. Benim haberim yok evet. Müge Hanım. Bana bir şey söylemedi. Ben de evlenmesiyle ilgili, gitmesi gelmesiyle ilgili bana bir şey de söylemedi. Ben de duymadım. Ama Mevlüt Bey, kusura bakmayın ama ben sizinle ilgi duymadığınız bir kadını bu kadar arayacağınızı sanmıyorum yani. Kusura bakmayın. Ya, biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Hiçbir erkek ilgi duymadığı kadını gün içinde böyle aramaz. Aramaz bak. Arayabilir. Aramıştır falan yok. Aramaz. Bitti. Yani şey yok bunun. Tartışması yok. Bir erkek bir kadını arıyorsa bir ilgi duyuyordur da arıyorsa. Evet, var ilgi, ilgi evveliyattan gelen bir samimiyet, birbirimize saygı tamam. Sevgi var. O zaman var ya. O ilginiz de varsa o zaman o kadın kaçırıldı mı başkasıyla mı evlenecek size de anlatır. Siz de bir şey söylersiniz. O yüzden net olarak yani bir bilgi verin ki biz de öğrenmiş olalım. Bana o konuda hiçbir şey söylemedi Müge Hanım. Ama ben bunu köydekilerden belki daha iyi net bilgi alınabilir. Ben bilmiyorum. Köydekilerden eğer bu kaçırmayla ilgili bilgisi olanlar olabilir. O zaman asıl sizin üzülmeniz lazım şu ben anda. Ben çok üzülüyorum. Ben çok üzüldüm. Tamam, o zaman size bir ihanet var yani burada ortada. Bana da ihanet var. Suçlama evet. Da bana, ihanet de bana. Evet. Ya siz bunu öğrendiniz? Öğrenemedim Müge Hanım. Öğrenemedim. Öğrenmeye çalışıyorum. Köyde bazı şeyleri sır tutuyorlar. Ben de köye devamlı gidemiyorum. Konuşmuyor insanlar. Susuyor. Köydeki insanlara yani... Beyefendi bakın ben bunu şimdi yani siz de evlisiniz. Eşinizle beraber gelmişsiniz. Eşinize evet. De buradan sevgilerimi iletiyorum. Çok da saygı duyuyorum. Eminim çok da üzülüyordur bunları. Üzüldüler efendim. Hepimiz üzülüyoruz. Için. Ama işte üzmeyeceksiniz işte karınızı. Niye sebebiyet veriyorsunuz yani, ya bu kadına? Yani bu böyle bunlara sebebiyet verip ondan sonra da kadınlar da üzülüyorlar orada. Ona da çok özür diliyorum onun tabii yanında öyle... Bunlar konuşulduğu için ama siz bu kadını normal bir şey için aramamışsınız. Siz bu kadını duygusal bir bağla aramışsınız. Duygusal bağ olabilir. O duygusal bağla aradığınız kadının bir tane biri de var. Ona da meczup diyorsunuz, öyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz ama o da iddia ediyor. Seninle gördüm diyor. Efendim marketin de orada görmüş, görenler var diyorsun. Pazarda ilçe merkezinde köyden geldiği zamanlar görmüş olabilirler. O konuda bir şey demiyorum efendim. Beyefendi gördünüz, 2 seneden bahsediyoruz. 2 senedir devam ediyor bu. Ne haber, nasılsından artık öteye geçmiş. Demek ki görüşüyordunuz da, sizi marketin orada da görenler var. O gün de o tipi de gördüğünü söyleyen biri var. Hayır. O tipi de görmesi mümkün değil efendim. Ben bir ay öncesinden, o Döndü Hanım'ın kaçırmasından 20 gün sonrasına kadar telefonlarım dinlenebilir, sinyallerine bakılabilir. Ben Bayat ilçesinde kaybolmasından 1-2 gün öncesine geldim zaten. Bayat ilçesindeyim. İlçe merkezi köye falan bile gitmedim zaten. Hayatta gitmedim. Telefonunuzu evde bırakır gidersiniz o sinyal o kadar öyle.
çok şey değil yani, atla deve değil onu halletmek. Gitmediğimi gitmediğimi kahvede arkadaşlarım biliyor. Kahvede gidip oyun oynadığım, oturduğum tamam, arkadaşlarım. Tamam, o zaman yani ilgi duyduğunuz kadın nereye gitmiş olabilir? Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Müge Hanım, kesinlikle ama yanlışlıkla ama bilerek birileri kaçırdı kadını. Ama niye? Yani bizim oralarda Müge Hanım, yaşlı insanlar, yaşlı kadınlar zaman zaman arkadaşlar bilir. Evde yalnız kalan kadınları falan isterler, götürmeye çalışırlar. Ya yalan yani, söyleme ya. Köyün adında kilat Allah aşkına ya. Neresi ne zaman oldu bu iş böyle de konuşuyorsun ya? Hayır, genç kız mı bu kadın bu ya? Genel olarak diyorum. Ya hayır abiciğim. Bu hanımefendi için değil. Bak köyün adını bu da karalama. Hiçbir 40 yaşında, 45 yaşından sonra dul bayanlar var ya. Hiç böyle bir şey yaşanmadı. Sen saçmalıyorsun yaşanmadı burada. Yaşanmadı. Köylerin kardeşim da anladım da. Yazık günahtır ya. Yapma böyle ya. Hangi bir kadın 50 yaşından sonra evlendi? Bir tane isim ver bana ya. Ya evlenmeli. Ya bak yanlış düşünebilir insanlar diyorum. Ben bak, bunu illa yaptı diye anlamına demiyorum. Yanlış konuş. Hayır öyle bir şey yok. Gönülsüz kimse hiçbir şey yaşanmak için diyorlar bizim köyümüzde. Uğur ya kardeşim. Uğur kardeşim bağırmaya gerek yok yani. Ya şimdi hayır sen bak iftira ediyorsun köylülere bak. Hayır iftira yok. Burada ben varım. İstiyorlar gelmişler işte. Ben de son anda duydum. Dün duydum daha. Gelmişler sen, istemeye gelmişler. Kimi istemeye gelmişler? Döndü hanımı istemeye gelmişler. Köyde bu konuşulmuş efendim. Bir dakika kim istemeye gelmiş? Başka köylerden birileri gelmiş. Sorun köylülerin, kadınların hepsi biliyor bunu efendim. Hiç söylemiyorlar. Efendim sorun açın kız. Ama kardeşim ben bana dün söyledi. Kız kardeşim bana dün söyledi. Niye söylemedin jandarmaya? Bize niye söylememiş bir aydır? Paşam iki gün bağlandı yani, bize niye söylememiş? Kaç defa kadının, gitti? Kadının biri komşusu demiş ki sen ben benden... Ben bunu her gün kendimi yutuyorum. Gören duyan bir olayla... Ya benden... Dur bakalım ne demiş? Bir gelsin. Ne demiş? Bir dakika benim kız kardeşime komşusu bir kadın bilmiyorum adını bilmiyorum. Demiş ki benden duyduğunu söyleme ama böyle olaylar olduydu. İstemeye geldilerdi denmiş. Bir şeyler denmiş efendim. Ya köyde döndü teyze istemeye gelecek dışarıdan arabalar hiç kimse görmeyecek mi o köyde? Küçücük köy. Efendim köylülere geliyorlar. Döndü hanımı o köyde akrabalarından ya da tanıdıklarından, bildiklerinden birini sormaya ya da soruşturmaya gelmiştir ya da bir şey söylemiştir. Bu böyledir ya. Tamam ya, kim istemeye gelmiş onu öğrenelim. Öbür köylerden, başka köylerden birileri efendim. Bir şeyden bahsediyorlar. Manav varmış kara ağaçlı. Bir tavukçu varmış köye gelip giden. Bunlar köye gelip gittikçe falan dedikodusu yapılıyormuş köyde. Ya sen şimdi onu bunu bırak. Sen buraya iki dakika bir gel. Bir dakika sen yani döndü. Döndü teyze. İfade etmesinler diye mi korkuyorsun sen? Hayır. Sen şuraya iki dakika bir gel. Herkes senin bir yüzünü görsün arkadaş. Bir gel ya. Yani seni görenler oldu muhakkak da yoksa ihbar edecekler diye hayır, korkuyorsun. Hayır. Ne yüzünü saklıyorsun? Alakası yok. Ya ben, yüzünü saklamana gerek yok ki. Müge Hanım ben benim hakkımda olur olmaz yalan yanlış bir şey olan suç atan insanlar hukuken hakkımı arayacağım. Ben bu konuda bildiklerimi size arz ettim. Şu anda da fazla... Estağfurullah ama şöyle bir şey var. Bak ben burada Uğur'a katılıyorum. Diyor ki yüzünü gösterirsen diyor Mevlüt size. Efendim fark etmez yüzümü acaba göstermek... Acaba diyor annemle diyor sizi gören oldu da... Hayır, onun hayır. için mi yani saklamak istiyorsunuz? Hayır hiç alakası yok. Yani. Benim çocuklarım bana dedi ki baba orada canlı yani çıkıp da yüzünü falan göstermesen toplumun önündeki bir insansın. Sayılan sevilen bir insansın. Sen kendin iş yapma dedi. Ben o anlamda... saygı duyuyorum. Çok güzel örnek olmuşsun topluma. Siz... 78 yaşındaki annemi arayarak sürekli rahatsız ederek topluma ben çok güzel örnek olmuş. Rahatsız etmedim. Ben hiçbir sizi. Zaman rahatsız etmedim. Böyle mi topluma örnek olacaksın? Onun bana böyle yaklaşımıyla ben de ona yaklaştım. Birbirimize destek olup yardımcı olmak adıyla konuştuk. Sen hangi konuda? Neden efendim yardımcı olmak? Hangi konuda yardımcı olduğunu? Sen köyde bile yaşamıyorsun. Efendim, nasıl köyümüz garip bir köy. Gelip gittikçe bir şey alırız, bir şey bir ihtiyacı olur, ilacı olur, bilmem bu anlamda. Ya o kadın yani, şu anda bile 30 küsür bin lira para çıktı, sana ihtiyacın var senin bundan. Ya mutlaka yok. Saçma saçma benden konuşma de ya. Zaten istemedi ya, bir şey. Saçma saçma konuşmayın abicim, adam canı sıkmayın burada. Benden de zaten istemedi hiçbir şey. Aklım senden annem benim hiçbir şey bekleyemez ya. Saçmalıyorsun sen. Beklediğini de söylemiyorum, zaten istemedi benden bir şey. Ya söyleyemezsin şey. Zaten, öyle bir hakkın da yok. Aynen. Kardeşim bu kadın neredeyse, tamam mı bak. Zaman bu kadını geçti, ben... Bak, bugün 39 gün geçti. Bu olayla bilgin varsa açıkla. Bu olaya Uğurcuğum yanlış yerde kışlıyorsun. Yanlış yerde kışlıyorsun. Ben biliyorum nerede kışlıyorum. Annenle ilgili benim... Adım adım yaklaşıyoruz inşallah. Benim hiç dahilim yok. İstediğin kadar yaklaş. Tamam peki bir dakika. Şimdi kim var o zaman diyorsun? O zaman size anlatmadı mı Döndü Hanım beni istemeye geldiler diye? Anlatmadı Müge Hanım. Beyefendi mümkün değil. İnanın anlatmadı. Vallahi da billahi de anlatmadı ya, bir şey. Ya beyefendi bakın ben her zaman söylüyorum. Benim kız arkadaşlarım kadar hayatım boyunca erkek arkadaşlarım da oldu. Ben zaten karma bir eğitim sisteminde okudum ve bunun da çok önemli saygı olduğunu duyuyorum düşünüyorum. Size, evet. O yüzden ben erkeklerin neyi ne için yaptığını en az erkekler kadar %100 olmasa da %70'ini bilirim. Hiçbir erkek ilgi duymadığı bir kadını günde 10 kere aramaz. Aramaz. Kız kardeşinizi aramamışsınız o kadar. Bak şimdi. Ya köydeki kardeşler iki yanda. Olurum.
Yan evde kız kardeşiniz oturuyor. Değil mi? Yani kız kardeşiniz, canınız, ciğeriniz. Evet. Kız kardeşinizi aramıyorsunuz da döndü teyzeyi arıyorsunuz. Bunun anlamı ne? Açık ve net. Şimdi yani çok da artık böyle adlı adınca da konuşmaya gerek yok. Ayrıca ablanıza gidiyorum diye ben şimdi döndü teyzeye gidip gitmediğinizden de emin değilim. Çünkü ablanıza gidiyorum diye çıkıyorsunuz evden. Bu kadar konuştuğunuz bir kadın döndü teyze de onun yanında oturuyor. O da onu da bıraktım. Şimdi gittiniz gitmediniz ama istemeye gelecekler size söylemeyecek mi? Köylü bana bunu ayarladı. Hayır. Bu bana bunun göz koydu. Mümkün değil beyefendi. Orasını bilmiyorum Müge Hanım. Ama bana orasını bilmiyorum. Ama siz konuşuyorsunuz bana, her gün. Hayır şimdi duyuyorum ben olayı. Ben şeyden döndü hanımdan duymadım. Ben şimdi halktan duyuyorum efendim bunları. O halka ben kaç gündür sesleniyorum. Niye Allah'ın saçını arayıp da söylemiyorlar tamam, böyle böyle? Tamam şimdi o zaman kim kendini var? Bir bakalım biz not alalım. Vallahi... Bir tane kasap mı, manav mı var? Ne var? Manav. Ya pazarcı Müge Hanım böyle ufak tefek ne bileyim sucuk, tavuk ürünler satan bir tane şeyden pazarcıdan bahsediyorlar. Köye mi geliyormuş? Köye gelip gidiyormuş haftanın perşembe günleri köye bekar pazar mıymış? Kuruyor. Bilmiyorum Müge Hanım ne olduğunu bilmiyoruz. Hepsi jandarma ekiplerinde bunlar bilgileri var söylenirdi. Onlar takibini yapıyorlar yani. Hayır, bakalım şimdi kim var o da herkes de bir anlatsın kendini. Manav kim adı ne? Bilmiyorum Müge Hanım ben tanımıyorum. Mevlüt Bey adı ne manavı? Ben de bilmiyorum Müge Hanım Karaağaçlı o köye... Perşembe günleri pazar açarlarmış. Tam not alıyor musunuz? Karaağaçlı, perşembe günleri manav açan pazar bekar be. Miymiş ama adam? Ama o pazarcılığı bırakmış çok tane Müge Hanım. Bir aile belki kim için ne dedi onu da bilmiyorum Müge Hanım yani. Hayır, onlar adı, mı? Onlar mı kaçırmış? Onlar istemişler güya komşularından ya da akrabalarından falan istemiş. Böyle bir laf var yani. Onlar istemiş. Birinden daha bahsettiniz. Bir de tavuk satmaya gelirmiş. Tavuk falan satmaya gelirmiş. He. Ondan da şüpheleniyormuş. Köylüler o da böyle olayı yapmış olabilir diye konuşuyorlarmış. Kendine mi istiyormuş o da mı? Valla onu da bilemiyorum. Kendine mi başkasına mı artık tanıdığına mı onu da bilemiyorum Müge Hanım. Bu peki Ali Bakı dediğimiz bunlarla Ali Bakı akrabaları. Ali Boztepe bizim akrabamız. Akrabaları ona ilk gün işte şeyden haber geliyor. Benim köylülerden aldığım bilgi. Bir köyden haber geliyor. Sizin kaybınız bizde aramayın. En kısa zamanda size getireceğiz diye. Çocukları falan da tabii kızınca şey yapınca jandarma haber oluyor. Jandarma şey yapıyor ondan sonra nasıl kolayı nasıl gelişti bilemiyorum. Türk çok telefonum var bağlanacağım önce Melek'i alayım Ali Boztepe'nin kızı. Melek'cim günaydın. Günaydın ablacığım. Şimdi senin babanın birisi için götürdüğü söyleniyor anladığım kadarıyla döndü teyzeyi. Babam ablacığım şu an iftira atıyor. 7-24 saat konuşan kendisi, adam gibi konuştun, babamın evinin etrafında 24 saat çalışan kameraları var, giriş çıkışları zaten bakıldı, telefonları kontrol edildi. Babam böyle bir alçaklık yapacak bir insan değildir kendisi, bir ikincisi zaten akrabamız yani, el değil kendisi. Neden böyle bir saçmalık yapsın? Yani kendi şu an bütün suçları atabilmek için üzerinden babamı suçluyor. Bence namusu ve şerefi üzerine doğruları söylesin, açıklasın, adam gibi çıksın. 2 yıldır konuşuyorsun. Niye ona buna iftira atıyorsun? Mevlüt Bey size söyleyeyim. Babam konuşmuyor yani 2 yıldır sen Hanım, konuşuyorsun. Sen Mevlüt Eryılmaz. Ben direkt suçlama yapmadım öyle. Ben öyle bir şey yaşanmış dedim duydum. Ama doğrudur ama yanlıştır. Ben Ali Bakı'ya direkt suç yüklemiyorum. Dişe direkt kaçırmış demiyorum. Yani böyle olay olmuş. Olay yaşanmış köyde. Ben bunu söylüyorum. Belki oradan bir ucu bulunabilir bayanın kaçırılmasıyla ilgili. O anlamda söyledim. Siz merak etmeyin. Bu bilgiler gerekli yerlere verdik. Araştırılıyor zaten. Onlara yani boş verin. Belki siz sadece siz olan faydası olur. Burada. Faydası olur diye söylüyorum. Faydası bunlar olur. Biliniyor. Bunlar jandarma tutanaklarından mevcut. Her ilçenin jandarması Allah razı olsun. Gece gündüz adamlar yağmur çamur demeden koşturuyor. İnşallah. Onlar da ama ben de şunu anlayamıyorum. Bu kadınla konuşan kişi sizsiniz. Kadına o zaman hani nasıl diyeyim sataşanlar var evlilik için işte görüşmek için falan filan. Yani siz de ona yardımcı olmak için onunla görüşüyorsunuz. Size bunu anlatması kadar doğal bir şey olamaz ki. Efendim anlatmadı. O konuda benim hiçbir bilgim yok. Ama siz de o zaman o köye geldiğinizde, kahveye gittiğinizde, duyduğunuzda, ettiğinizde siz de ilgilenirsiniz. Sizin konuştuğunuz kadını istemeye geliyorlar. Şimdi sizin ben... konuştuğunuz kadını alıp bir yere götürmek istiyorlar.
Ben bu olayı yeni öğrendim. Bu olayları yeni duydum Müge Hanım. Şimdi ben köye devamlı gidip gelmediğim için köylüler bana bir şey, ben gidiyorum yarım saat 45 dakika neyse oturuyorum kardeşlerimle konuşuyorum, geri geliyorum. Ben fazla saatlerce aylarca kaldım yok orada. Ha bunu, bu bilgileri de yeni yeni ortaya çıktı bu Dündü Hanım'ın kaybolmasından sonra çıktı bu laflarda. Bakın Kerim Boztepe Çukurkuyu muhtarı da telefon attığımızda. Muhtarım günaydın. Sayın muhtarım. Muhtarı da biz dondurduk yayın öncesi, adam hasta oldu herhalde. Kerim Bey günaydın. Günaydın Eyüp ablacığım, hayırlı işler. Çok teşekkür ediyorum. Kerim Bey, sizin köyünüzde böyle 70-80 yaşında kadınları alıp alıp kaçırıyorlar mı? Öyle diyor Mehmet Bey. Böyle bir adetiniz hayır, varmış. Hayır, öyle bir şey olmadı. O yanlış söylüyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Müge Hanım, benim söylediklerim yanlış anlaşıldı galiba. Böyle istekte olanlar, konuşulanlar olmuş. Yani ama kaçırıldı, götürüldü öyle bir şey yok da. Yani zaman zaman her köylerde böyle ihtiyacı olan, evlenmek isteyen birileri, bir kimse var mı diye sorar, muhtara da sorar. Öyle bir kadın var mı evlenmek isteyen, bize böyle bir kadın lazım falan diyebilir. Bu anlamda söyledim ben. Sizin peki kız kardeşinizi kim istedi? Bizim kız kardeşimi de isteyen olabilir de şu anda bizim kız kardeşim daha kocası yeni vefat etti. Belki de yarın bize de gelebilir bir haber. Ne kadar zaman önce vefat etti? Yani 5-6 ay önce vefat etti. Tamam da kadın 80 yaşında kadın, kaç sene daha bekleyecek hani vefat, yani evlenecekse evlenecek, ölümlü dünya. Yani 180 yaşına kadar yaşama şansı. Hayır, isteyebilir. Kadar 80 yaşına yaklaşmış bir kadının hiç bu tarz istendiğini hiç duymadım. Evet, bu tarz evlilikler için aracı olunabilir, istenebilir. Ama genellikle 80 yaşındaki bir erkeğe bir kadın, hani karısı ölmüştür, yalnızdır, kendine bakamıyordur. O zaman da daha genç yaşta biri birine talip olunur ki bakabilsin diye. Bu kadıncağız kendine bakamıyor ki. Bu kadıncağızın bir başkasına bakıp bir evliliği sürdürebilecek bedensel gücü yok. Belki de biz öyle sanıyoruz. Ay, anlatılandan öyle çıkarıyoruz. Hani zor yürüyordu, ya, oluyordu, kulağı duymuyordu, şöyleydi, gerçek, böyleydi. Işitme, çok, belki %80 işitme kaybı var. Cihaz bile taktıramadım kulağına. Öyle ya, işitme kaybı da var. Evet, o kadar işitme kaybı da var. Doktor, hani yarın iki gün sonra inşallah çıkacak meydana, göreceğiz. Yani. Doktor raporlarından da bu tespit edilecek. Ben anneme 10 kelime anlatıyorum. Bir kelimeyi zor anlatıyorum ya telefonda. Oğlu hiç anlaşamıyormuş annesiyle, kulağı duymuyor diyor. Siz nasıl anlaşıyordunuz? Valla bilemiyorum Müge Hanım. Biz ara sıra telefonla konuştuğumuzda gayet net konuşuyorduk yani. Tövbe yarabbim. Tövbe yalnız yarabbim. Bir de şunu Müge Hanım şunu söyleyeyim. Bazı şeyler yanlış algılanıyor galiba. Şimdi ben illa Döndü Hanım'ı istemişler, onu şey yapmışlar falan diye böyle bir şey bilmiyorum. Ya köy her yerde, genel böyle köylerde de belki bu kadın değil de başka kadını dünürcü olmuş olabilir. Vallahi isteyenler ben hiç 78 yaşına kadına dünürcü giden kimse görmedim ya, beyefendi. Yani. Ya, Hanım, daha bugüne kadar ya, hiç görmedim yani. Mutlaka, hani varsa memlekette yıllar içinde bir tane belki çıkar, iki tane ama üç tane çıkmaz. 78 yaşında kadının... Ya daha gençler anlamında söyledim. Tabii ama, doğru ama söylüyorum. Ama biz doğru ama konumuz yani 78 yaşında kadını kim istemeye gelecek? Doğru söylüyorum. Ben o konuda demedim yani. Genel olarak, genel anlamda ya söyledim. Ya genel olarak ister. 40'ındadır, 50'sindir, evet, 60'ındadır. Taş evet, gibidir bir yani. Bir de hadi istedi. Evet ya da hayır cevabını alır. Tabii. Arkasını döner gider. Kadını niye kaçırasın? Kaçırmaz i̇şte, ki kaçırması için bir gerekçe işte olmaz. İşte acaba diyoruz yani zorlayarak mı götürmeye çalıştı öyle düşünüyoruz efendim. Ya yani, 78 yaşındaki bir kadını neden zorlayarak evlenmeye mecbur etsin ya da evlenmek üzere ya da birlikte valla, olmak üzere götürsün. Aklından götürür. Zor olması lazım efendim Mevlüt işte. Bey, Mevlüt Bey bir şey sormak istiyorum. Ama bu da yani Liz Taylor değil ki yani anlatabiliyor muyum? Kadın 68 yani, yaşında da olsa Liz Taylor dersin hani tutun götüreyim dersin yani. Hani niye kaçırır bile? Zaten Uğur ona çıldırıyor. Benim annemle yani, kimin ne alakası evet, var diye evet, çocuk ya. Ya. Zorla kaçırılmış yani. Ya kandırıldı ya zorla. Her şeyini evde bırakmış gitmiş zaten. Kapısını bile kilitleyememiş. Ben valla üzülüyorum ya. Ayakkabı bile giyemedi. Belki terlik de gitti ya. Ay, bütün ayakkabıları nerede? Belki terlik de gitti. Kendi arzusuyla giden bir hanım. Allah'ım bu yaşlarda kaç yaşında arkamızdan konuşturma olsun? Ya Rabbim. Eğer istediği bir erkekle beraber olmak için gidiyorsa... İlk takacağı dişidir aslında. Ya size samimi söylüyorum. Belki Kayan'da ayakkabı yok. Allah Allah. Tek çok doğru. Dişini takmadan o sevgiyle, o konuşmayla konuşması bozuk olur. Bir lokma bir şey yemez. Yani görüntü berbat olur.
İlk takdir. Evet. Yani ama doğru söylüyor. Yani. Kaç yaşında olursa olsun görseline dikkat eder. Eğer çok gidecek yaşı kendinde buluyorsa... Yani ben sevgilime gidiyorum. Mevlüt Bey, bence siz... Kendine bakıp çeki düzen verirken... Saçını başını tararken ilk defa dizlerinde yani var. Ben Mevlüt Bey, çok ben doğru. Sizin başka Mehmet Bey'le yüzleşmenizi istiyorum. Bakın burada o gece sizi gördüğünü söyleyen Mevlüt Bey var. Eşi diyor ki, Mevlüt evet çok şiddet eğilimlidir. Bir kaza geçirdi ama o kaza ben... onun... Mehmet Bey, bir kaza geçirdi ama onun akli melekelerini engellemedi. Sadece konuşma problemi var. O yüzden dışarıdan sanki böyle zekasında problem varmış gibi görülüyor. Hayır diyor eşi. Ben baktım diyor. O da diyor ki, ben o gece Mevlüt'ü gördüm. Benim köylüm tanımam mı diyor. Bence biz aradan çekelim, bir ara verelim. Siz bir yüzleşin o zaman. Efendim o bilgi dün yalan. Dün de mesela böyle ona Mehmet'im dediniz. Ben ona da çok şaşırdım. Yani Mehmet... Adam sizi aldı götürdü diyor. Ya... Allah belanı versin dersin yani. Ne bileyim ya, eğer götürmediyse. Tamam, ben, bir ara vereyim de ben de şey oldum da. Neyse öyle şeyler demesem iyi olacak. Ara verelim. Şimdi telefon hattımızda Mevlüt Er Yılmaz'ın adını verdiği Ali Bakı olarak bilinen Ali Boztepe'de var. Ali Bey günaydın. Günaydın efendim. Ali Bey siz söylediniz mi ailesine, döndü Boztepe benim akrabam, hani birisi onu kaçırmış ben biliyorum yerini diye bir açıklama yaptığınızı söylüyor Uğur Bey. Efendim bana gece saat 12 bir arası bir telefon geldi. Eşler'de, köyünde. Sonra diye bir telefon geldi bizim bir akrabamızdan. Hı. Ben muhtar olamadım. Muhtar diyor. Amca dönümlüğüne böyle karakola bir haber dedim. Ondan sonra ben Hüseyin Hasan'ı aradım. Hüseyin böyle bir durum var. Arabaya çıkıyor sağa da geldi ya. O da kendi geldi. Bayramı gönderdi bana. Bayramı gönderdi. Bayram Boztepe'yi. Bayram Boztepe'yi dedim ben aldım. Böyle ya, bir o kadar, pardon sesinizi ben çok anlamakta güçlük çekiyorum. Döndü hanımı, birisi kaçırdı dediniz mi? Evet ya da hayır. Efendim, biri kaçırdı diye bana bir telefon geldi. Bir de saat 12.00 Tamam, kimden geldi o telefon kaçırdı diye? Hasan, neydi su ismine? Hasan Esen'den geldi. Hasan? Esen. Hasan Esen, not alın oraya. Hasan Esen kim? Sonra da bizim bir akronomu, Tarihimizin oğlunu mu oldu? Nereden? Tonya mı diyor? Tonya. Tonga. Eskişehir Tonga. Heh. Tonga. Size o Hasan ya birisi kaçırıldı Eskişehir Tonga'ya mı getirildi dedi. Başka bir köye getirildi diye. O gazetenin akrabası var dediler. Bu dediler. Ben muhtar aradım. Muhtar Karakol'u aradım. Ben bayram aradım. Bundan sonra çocuklarla. Tamam ama sizi kaçta arıyorlar? Saat kaçta arıyorlar? 12.30 bir arasıydı. Tamam, 12.30 bir arası aradıklarına göre, sizin de soyadınız Boztepe olduğuna göre siz döndü Boztepe'nin akrabasısınız. Yani size o Eskişehir'den arayan Hasan denilen kişi döndü hanımın kaçırıldığını düşündüğü için mi sizi arıyor? Biz daha sonra haber dedik böyle bir olay oldu diye. Bunlar onun için bu da bizim akrabamız. Tamam. Tamam da Türkiye'de birçok insan kaçırılıyor. Neden Eskişehir'de kaçırılan kadının döndü hanım olduğu düşünülüyor da siz aranıyorsunuz? Efendim bizim akrabamız Akdere'de birbirine arandı diye bir kadın var akrabası diye böyle bir olay oldu dedi. Bayramda vardı. Kerim'i de aradım ben bu tarı. Tamam, sonra o kaçırılan kadını buldunuz mu? Eskişehir'e kaçırılan kadını. Yok karım. Bizim gönlüden için bir olay oldu. Tamam bu Hasan Bey'in telefonunu verir misiniz? Ben Hasan Bey'le görüşeyim. Hasan Bey'in telefonunu bir arkadaşlara verir misiniz? Yani Hasan Bey sizi gece 12.30'da arıyor anladığım kadarıyla. Eskişehir Tonga'ya bir kadın kaçırıldı köye diyor. Siz de bunu döndü Boztepe diye ailesine söylüyorsunuz. Öyle midir kısacası? Evet efendim. Tamam, o Hasan işte nereden anlamış o kadının döndü olduğunu? Afyonkarahisar'dan niye Eskişehir'e? Yakın da gerçi o iş, kaçırılır da. Nereden anlamış işte onu? Sınır Müge Hanım, yakın yani. Tamam, yakın. Düşün, Zonguldak'la kaçırdım. Doğru, tamam, yakın. Kimmiş, kaçıran kimmiş? Ya orada kadının, döndüğünün bir bazısına yüzü varmış. Bu göçü diye bize bir haber geldi. Yani döndünün bacısının kızı. Annemin akrabalarından orada gelin olanlar var Müge Hanım. Onlar mı kaçırmışlar? Ya onların kaçırıldı diye bilgi verilmiş.
konuşulmuş. Bu Hasan Esen bu bilgiyi duymuş. Yani Hasan Esen aslında Tonra'da ikamet ediyor ama bu olay Akdere'de yaşanmış galiba. Konuşmada da orada bir kulak misafiri olmuş. Evine gelince Ali Boztepe'yi aramış. Ali Boztepe de direkt işte muhtarı, işte bayramı bizi aramış. Biz de o zaman hareketli bir sahabeyi göstermiştim. Kaç yaşında bir kadın kaçırılmış Eskişehir'e? Annemin olduğunu söylemişler yani. Annenizin olduğunu söylemişler. Evet, akrabalar tarafından bu köye getirildi. Ay yani biz bu kadın için arayacağız Eskişehir'de bulabilir miyiz yani? Ay çok heyecanlı i̇nşallah olur inşallah. Ya Müge Hanım çok dedikodular çıktı yani. Hiç böyle akıllara gelmeyecek şeyler söylendi. Tamam, hangi birine gideceğimizi biz de şaşırdık yani. Tamam biz onu bulalım. Bu arada sucukçu İsmail Yeşilçayır telefon attığımızda. İsmail Bey günaydın. Günaydın ablam. Sizin de kaçırdığınız söyleniyor bu döndü teyzeyi. Abla valla biz o yoldan geçmekte suçumuz varsa bir şey diyemiyorum. Öyle bir şey. Siz kaç yaşındasınız? Ben 61 yaşındayım ablam. Sucuk falan satıyormuşsunuz, tavuk satıyormuşsunuz evet öyle mi? Evet abla, ben 20 senedir falan oraların pazarlarını gezerim abla. Peki döndü hanımla sizin de var mı bir görüşmeniz, samimiyetiniz? Hayır ablam, ben bir perşembe günü han pazarından inerken Çukurköy'e durur, orada alışveriş ederlerse o şekilde görüşürüm. Alışveriş? Başka yok yani abla. Telefonu var mı sizde döndü hanımın? Bende yok abla. Alır mı sizden sucuk falan? Hayır yani çok nadir alırdı abla. Peki niye sizin adınız çıkıyor? Mevlüt Bey niye İsmail Bey'in adını çıkarttılar? Yani hangi anlamda? Vallahi köyde o öyle konuşulduğu için ben de ama acaba soruldu mu araştırıldı mı diye o anlamda söyledim. Siz evli misiniz? Buyur abla. Siz evli misiniz? Evet abla. 4 tane çocuğum var abla. Allah bağışlasın. Niye bu 60 yaşında adam 80 yaşında kadını kaçırıyor sucukçu adam? Ben anlamıyorum ki. Yani birilerine hani tanıştırmak için mi götürdünüz diye herhalde öyle diyorlardı. Müge Hanım ben bir araya girebilir miyim? Buyurun. Şimdi bu en son araçta bu şahıs gelmiş köye bugün. He. Yolda kalmış. Köy muhtarlığından bu Ali Boztepe tarafından yardım istenmiş. Bu şey vatandaşı köy muhtarı traktörüyle çeke kadar traktörle çekerek evin önüne kadar getirmişler, köye kadar getirmişler hani. Ondan sonra onun yanındaki misafirler traktörle köy muhtarı bu han ilçesine iletmiş. Çünkü onlar hastanede mi ne dönüyormuş galiba. Hayvanlar falan varmış. Hayvanlarımız hani çok mağdur bir durumda. Hani araç gidemeyeceği için kardan. Bu vatandaş köyde kalmış. O insanları traktörle köy muhtarı hana kadar götürmüş. Zaten bu jandarma kayıtlarında falan var. Siz o gün köyde mi kaldınız İsmail Bey? Daha sonra, hayır ablam. Daha sonra, hayır ablam. Ben de anlatayım. Ali Bak abi benim arkadaşımdır. Onda patinaj zinciri varmış. Onları taktım. Ondan sonra ben yürüdüm. Köyde kalmadım. Hatta Ali abi ille kal misafirim ol dedi. Ben de hana döndüm abla. Yani o yüzden bu vatandaşın ismi çıktı Müge Hanım. O yüzden bu vatandaşın ismi çıktı yani. Bu da olmuş olabilir diye öyle bir konuşuldu. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten çok enteresan bir hikaye bu. Hani bu karda tipi de fırtınada yollar, arabalar kalırken birisi de gelip döndü teyze evlenmek için mi kaçırıyor oradan yani? Hani bir hafta sonra olsa ne olacak? Bir hafta önce olsa ne olacak? Demek yani ki izleri bırakmak mı istemedi Müge Hanım? Başka bir şey mi var? De. Vallahi ben de anlamadım ya. Hani fırtına var ya, bütün izleri falan kapatıyor ya. Nereye gittiğini yaptığı belli olmasın diye mi acaba düşünceni kaçırdın? Hayır, annen böyle evlenmek falan istiyor muydu? Hayır Müge Hanım, mümkün değil bu ya. Mümkün hayatım, değil ya. Hayatım bak bazen... Yani kim bunu ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bu 80 yaşındaki dedelerin evlenmek istemesinin altında da... ...ne yazık ki aslında nörolojik problemler yatıyor. Anlatabiliyor muyum? Acaba annenden tamam 80 yaşına geldi... Bir takım problemleri vardı, bu şekilde evlenmek mi istiyordu? Yoksa niye konuştun ki Mevlüt Bey'le? Vallahi bilmiyorum Müge Hanım. Konuşmadan ne konuştuğunu bilmiyorum. Dediğim gibi anamın kaçırdığı bir işitme kaybı var. Kayıtlarda çıkmıyor mu çıkmıyor mu ama ne konuştuğunu... Ama konuşuyorlarmış işte. Konuşuyorlarmış ama ne konuştuklarını valla gerçekten ben de merak ediyorum. Sor işte ne bileyim karşında. Soruyorum baksana bir şey söylemiyor ki Müge Hanım. Yüzünü saklıyor adam bana ya. Gelsin şurada yüzleşelim 5 dakika ya. Ne olacak ya? Çekiniyor yani herhalde yüzünü saklaması senden. Gerçekten o konuda size katılıyorum. Müge Hanım. Burada hani... yüzünü saklayanları çok gördük ama altında yatan sebep hep kişinin başka insanlar beni tanımasın, tanıyıp buraya bağlanıp beni orada gördüklerini söylerler diye korkularından kaynaklanıyordu. Sizin hayır, böyle hayır, bir efendim. Korkunuz olabileceğini ben hiç düşünmüyorum. Yok İhtimal öyle bir şey. Vermek istemiyorum. Öyle bir şey ihtimal yok. O zaman neden yüzünüzü sakladığınızı ya, anlayamıyorum. Yani toplumun önünde bir insanım ben. Ben emekli subayım. Yani şimdi insanlara ben bu şekilde gözükmek istemedim. Çocuklarıyla da bu şekilde yüz göz olmak istemedim yani. Şimdi. Ama zaten artık çocuklarınız öğrendi ki.
Ya artık zaten bu olayla bir bağlantınız olduğu için şimdi buradasınız. Şimdi bilemiyorum. Uğur Bey'e belki şey yapmayayım. Benimle bir sıkıntısı olsa, konuşmalarımdan bir rahatsızlık duysa, bir sıkıntısı olsa anneleri söylerdi belki çocuklarına. Niye söylemez acaba? Çocuklarımın başı belaya girmesin, bunlarla uğraşmasın diye mi? Yoksa bunun altında başka bir şey mi var? Yani, annemin hiçbir haberi yok çünkü annem evden kesinlikle kesinlikle görüntü çıkmış. Ben de bilmiyorum. Annenin bu konularda hiçbir konuşmasını duymadım, işitmedim. Bana da herhangi bir şey söylemedi. Ben de bilmiyorum. Ben bu şimdi konuda sizin arama konuşma sürelerinizi de merak ediyorum. Acaba yani bir dakika mı, iki dakika mı, beş dakika mı? Bunu da merak ediyorum. Gerçekten annemin %80 belki bir işitme kaybı olan bir insan. Siz de bu kadar uzun süre konuşacağınızı da ben tahmin etmiyorum. Çok sık sizin tamamen takıntılı bir şekilde bu kadını sürekli olarak rahatsız ettiğinizi düşünüyorum ben burada. Hayır. Artık ne amaçla? Kesinlikle. Ya abicim oradan orası 12 kilometre bir yol. Konuşma. Sürekli sık sık aramadığın altında ne yatıyor olabilir konuşma Allah aşkına ya? Konuşmalarımız. Niyetle eve gelmişsiniz, köye gelmişsiniz. Uğurcuğum. Ben sizi daha önce hiç o kadar köye gelip gittiğinizi falan hiç duymadım. Görmedim. Uğur kardeşim ben köye kardeşlerim var. Benim ata yurdum orası. Tamam ben... kardeşim var tabii ki geleceksin. Bana da sormayacaksın. Bak sen diyorsun ki kız kardeşimi sormak için aradım. Sen orada bir de erkek kardeşin var. Niye erkek kardeşini arayıp kız kardeşini sormuyorsun da benim annemi arıyorsun kardeşim? Olabilir. Öyle de düşünebilirim. Olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Bak sizin de yanınızda eşiniz var. Yani sizin de eşiniz öyle birisi arasa. Bu öyle de aramışımdır. Allah aşkına yapmayın böyle. Halini hatırını sormak için de aramışım. Hayır siz halini hatırını aramayı sormak size düşmez mi Mevlüt Bey? Tamam yani düşmez tabii. Bak, anlıyorum da. Bak dediğim gibi annemin 100 yaşında yaşayan kız kardeşi var köyde. Bunu siz de biliyorsunuz ya. O da kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor ya. Ondan daha düşkün. Daha da iyi bir şekilde yaşamasını sürdürüyor. Ama daha... söyledi. Biz 3 tane de oğlu var ya. Öyle sana bakar, oğlanlara bakar. Sen bakacaksın illa. İlla senin bakman lazım. 3 tane oğlu var adam. En son konuşması ben gereken yandan en son 15 iftiracı Ocak'ta adam gittim. Konuşuyor yani. Bak annenin yanında ben en son 15 Ocak'ta gittim. Ama siz de o iftiracı adama dün Mehmet'im diyordunuz. Şimdi Müge Hanım ben toplumun karşısında böyle saygısız laflar insanlara yakışmaz diye konuşuyorum yani. Ama bunun saygısızlıkla alakası yok ki. Belki de bu kadın ölü çıkacak sizin götürdüğünüzü söylüyor. Siz ona Mehmet'im diyor. Kesinlikle bu Mehmet'in söylediği şeyler yalan Müge Hanım. Benim hayır. Üzerime ama bilerek ama bilmeyerek yalan söylüyor, suç atıyor. Bu suçu kesinlikle kabul etmiyorum hukuken bu arkadaşımızdan. Ben senden hiçbir kötülük görmedim suç atamam. Kusura bakma. Ben kötülük gördüğümü sana suç atarım. Senden ne kötülük gördüm ben? Orasını bilmem galiba. Suçu niye atıyorsun ben de anlamadım. Suçu niye atıyorsun üzerime ben de anlamadım. Ben sana niye suç atayım ki ne kötülük gördüm ben. Kimden ne alıyorsun ne dedi kim ne dediyse onu söyle. Ben gözümle bana... gördüm seninle beraber gittiğini. Ya kardeşim ben orada değilim, ben oraya gelmedim. Sen beni nasıl görürsün ya? Nasıl gelmedin? Ben Fadime Bacınkin'in kadar doğru inen yollan. Sen değil miydin? Hayır. Kesinlikle bir yanlış bilgi. Öyle kesinlikle yalan konuşma. Kesinlikle yalan. Sen iyi doldurmuşsun. Beni kimse doldurmadı. Senin o yalanlarını ben hukuken senden soracağım. Ben senin gibi adamdan da korkum yok. Allah'tan korkarım. Sen kimseye korkma. Ben kork demiyorum. Ben hukuk yanında soracağım. Ben seni mahkemeye vereceğim. Sen benim şerefimle, hasiyetimle oynuyorsun. Beni suçlu duruma düşürdün. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani onun şeref, hasiyetiyle oynamaya gelince bu kadının 3 tane oğlu da size evet, mahkemeye verir. Ayette. Çünkü yani, bir yaş daha sonra onun da akli melekelerinin ne kadar yerinde olduğu belli değil. Bilmiyorum. Sürekli birinin tarafından aranması da oğullarının şerefini rahatsız ediyor. Yani ya kusura bu bakmayın ben kabul etmiyorum bile, ya kimseyi aramasın. Ben bu konu hakkında suç duyurusunda bulunacağım zaten. Ben arayamazsınız benim annemi bu kadar siz bu şeyde sürekli olarak. Ben... Ya bu olayla bir ilginiz olmasa bile ya şu telefonla arama yapmanız bile bir suçtur yani. Arayamazsınız hayır, kardeşim. Bir yerde bir sıkıntınız varsa burada bizi arayacaksınız. Suç varsa telefon kayıtlarımızda çıkar. Ya niye arıyorsun? Niye? Suç olmasa bile arayamazsın kardeşim. Sana ne de vuruyorsun bu hakkıdan ya? İki kişinin arasındaki bir mevzu. Dinlersin telefonlarını ama devletimiz. İnşallah annemi hukuk... ben sağ salim bulacağız burada. Müge Hanım da yardımcı olacak inşallah. Bana bulacağız. İnşallah yüzleştireceğim sizi de. İnşallah bulunsun. Ve de bu olayda siz eğer içinizde siz varsa siz de yalnız değilsiniz. İnşallah. Kişi var kişiler var. Yönde. Onlar da İnşallah. Buraya gelecekler. İnşallah. O dünün olayını falan ben bir aydır köyde sordum söylemediler de niye size söylüyorlar bize söylemiyorlar. İnşallah temennimiz annenizin bulunması Susmuş yönünde. Susmuş bugüne kadar benim şu an niye? Amacım, ama ki sadece anneniz bulunduğu zaman. Evet. Uğur yavrum anneniz bulunduğu zaman ben de diyeceğim ki bu anne neredeydi de bulundu acaba? Bu anne neredeydi de bulundu? İşte. Bu suçu bizim üzerimize istinat edip de acaba benim de aklımda değişik fikirler var. Saklıyorsunuz da bir yerde annenizi. Acaba bu Mevlüt'ün bu 2 senedir konuşması varmış. Bunu biz bir şekilde ifşa edelim de ondan sonra da bunu rezil rüsva edelim diye bir komplonuz mu var? Benim de aklımda değişik sorular var.
Ablacığım. Ama hanımefendi, sizin de kocanız Genelkurmay Başkanlığı'na adayı olan kişilerden değil ki onun hakkında böyle bir şey olsun yani. Hani niye sizin kocanıza böyle bir şey yapsınlar? Adam ya, parti lideri ne? Falan mı yani, bir açığını yakalasınlar da oy mu vermeyelim? Ya ben Genelkurmay Başkanı olacaktı da ahlaksızlıktan olmaktan yani ne olabilir ki? Bakın hanımefendi, annemle kocanızın, eşinizin ilişkisi olduğunu daha ben gelince bu yayında duydum, biliyor musunuz bunu? Ben daha önce böyle bir şey olduğunu böyle şeye hiç müsaade eder miydim? Sizin hiç aklınız kesiyor mu ya? Siz nasıl konuşuyorsunuz? Ayıptır, bir de siz de bir kadınsınız ya. Kimse aynı şeyler size yapılsa nasıl düşünürsünüz ya? Sizin de anlatıyorsunuz ya. Ayıptır ya. Ama ne bu kansızlık? Nasıl böyle bir şeyiniz var ya? Ama bu şekilde... Senin de çok çocuğun var ya. Böyle tamam, şeyler cevap bulabilir misin sen ya? Çocuğum var. Siz haklısınız. Ama bu şekilde konuşuyorsunuz? Bu şekilde itham edilmez. Benim annem bunu aramaya gelmişim. Siz nasıl böyle itham edersiniz ya? Oraya bir tane Mehmet çıkmış. Ali dese Ali'yi mi sorgulayacaksınız? Ben annemi arıyorum. Ve de yasal yollarda arıyorum. Ben bir gözüm açım burada annemi arayın. Arayın. Anneniz eşinize aramayın demiyoruz. Bak ben size bir şey soruyorum. Siz hiç eşinize sordunuz mu bu kadına sen niye böyle defalarca aradın diye? Ne hatta aramış ya? Sordunuz mu? O bana sorar o soruyu. Başka hayır, kimse sormuyor. Sormuş mu onu merak ediyorum. Sorar tabii canım, sen ama söyleyecek onu. Ha? Bana sorar, ben de ona neyse izah o bizim ederim. O aile meselemiz. Aile meselemiz. Aile meseleniz. Aile meseleniz içine benim ailemi niye katıyorsunuz onu? Biz katmıyoruz. Kattığımız da yok. Senin annenle de hayatta bizim bir ilgimiz, suçla ilgili, kaçırmayla ilgili bir alakamız yok. Sizin en büyük suçunuz benim annem sürekli telefonda aramak. Bu da bir suçtur. Aramak. Niye arıyorsunuz? Bir köylüsü olarak pazarda... Arayamaz. İmkan yok. Bir kadın arayamaz. Bir erkek bir kadın arayamaz. Arayamazsa niye o zaman anneniz söylüyor? İşte annemi bulunca onlara soracağım yani. Lütfen sorun. Annem de ben gönlüm diyorsa ben hiçbir kimseden bir şikayet olmayacağım. Olayı kapatacağım. Telefon. Eğer gerçekten annem bunu isteyerek yaptıysa zaten bana bir şey düşmez yani. Telefon kayıtlarımızda ne konuştuğumuz vardır efendim. Ne konuşulan vardır savcılıkta? Tamam işte onları öğreneceğiz. Savcı Bey bilgi vermiyor sağ olsun, şu anda soruşturma devam ettiği için. Ya zaten Mevlüt Bey bakın, ben her zaman lafımın sözümün arkasındayım. Bu konuda burada Mehmet Bey sizin adınızı ortaya attığında ben de dedim kendisi emekli binbaşı, subay, evli, barklı, evinde bir adam. Bundan 64 yıl evvel böyle bir şey olmuş ortaokulda, 64 yıl sonra onu mu kaçıracak dedim. Ama yanıldığımı... Telefon konuşmalarınız ortaya çıkınca anladım efendim, açıkçası. Kaçırma ben de kötü hayale uğradım. Müge Hanım bakın, kaçırma yok ki. Hayır ben bu, hani diyorsunuz ya benim adımı ortaya atamaz Mehmet diye. Yani atıyor suçluk diyor. Tamam. Yalan söylüyor. O öyle söylediğinde ben de dedim ki Mehmet abi saçmalıyorsun. Ne alakası var üzerinden atla. Yani bir kızı bin kişi ister bir kişi olur. Ama sonra sizin telefon kayıtlarınız öyle her gün kız kardeşinizi aramadığınız kadar döndü hanımla konuşacak. O zaman ben yine söylüyorum. Siz duygusal bir şey için konuşuyorsunuz. Madem o zaman onu isteyen vardı, kaçacağı vardı, göçeceği vardı. Siz de bunu bilirdiniz. Hayır, bilmiyorum efendim. Yani ben açıkçası bu hani Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi yani bu ikili delilik içinde ben mesela döndü hanımın ben senin karını da arayacağım demesini beklerim o zaman. Ben artık geçtim şimdi yaş falan mevzusunu. Bak çok açık söyleyeyim. Benim artık yaşı kimsenin yaşı, başı falan bende kalmadı. Bitti. İnşallah Döndü Hanım bulunsun da efendim. Döndü Hanım bulunsun temennimiz mümkün o. Mümkün değil. Annem telefonda beni bile arayamıyor ya. Kimseyi arayamaz. Mümkün değil ya. 112'yi bile arayacak bir kapasitesi yok benim annemin. Ama hayatım bir şey söyleyeceğim. Yani Mevlüt Bey'in de annenden başka bir menfaati olamaz ki. Parası çalınmamış. Altını çalınmamış. İşte bir şey Hanım, yani... ben de onu merak ediyorum. Annem ne konuşmuş? Niye bana iletmemiş? Veya bize niye iletmemiş? Ben de merak ediyorum. Annem bulunsa ayıp soracağım. Evet. Öyle bir menfaati yok ki. Müge Hanımcığım. Müge Hanımcığım. Efendim. Babamın adına kayıt. Şimdi benim eşim kaçıracak olsa o karda kışta kıyamette 70-78 yaşındaki kadını niye kaçırsın? Velev ki yani bu kadın diyorsunuz diyorlar kendilerince işte Bayat'ta pazarda görüşüyormuş. Bu kadını oradan da kaçırabilir eşim. Kışta kıyamette niye gitsin de oradan kaçırsın? İşte bir iz şey bırakmamak olmuş. İçin olabilir mi hanımefendi? O kan fırtına kullanabilir mi? Bir nasıl? İz bırakmamak için, bir emare bırakmamak için olabilir mi? Ya emare Bayat'tan da kaçırsa zaten emaresi olmaz. Olmaz. Her tarafta mobese kamerası var. Nereye kaçırıyor? Mümkün mü böyle bir şey? Ya bırakın çocuk niye çocuk konuşmaya ya. Niye mümkün olmasın? Her bir şekilde ya kaçırılabilir. Hayda bir defa maaş almaya gider pazara. Alışverişini köyden yapar. Benim annem sık sık pazara şehre gelmiş. Böyle böyle bir kadın tamam, değil. Tamam kaçırsın o zaman kaçırır. Müge ben Hanım. Açıkçası Mevlüt Bey şimdi şunu da düşünüyorum. Buyurun. Bakın Mehmet Bey bana göre böyle şey gibi yani dediğim gibi eve dikilen incir ağacı gibi. Yani bu evleri falan yıkıyor, döküyor. Döndü Hanım bundan rahatsız. Hani buralarda hiçbir çekincemiz yok.
Gece de kimse köyde istemez böyle sabaha kadar dolaşan birini falan. Yani oralarda gerçekten köyün korkulu rüyası gibi olmuş. Ama herkes bir şekilde idare etmeye de çalışmış. İşte o ayrı bir konu. Ama mesela bıçak mevzusunu ortaya atan da yine sizin kız kardeşinizdi. Mesela o bıçak, yani Mehmet Döndü'ye bıçak çekti mevzusunu da sizin kız kardeşinizden başka bilen yok. Şimdi bu da bana fazla tesadüfi geldi. Bana olay olmuştur, öyle olmuştur da öyle söylerdir efendim. Durup dururken söylemez yani. Öyle bir olay duymuştur. Hayır, ben ne kötülük gördüm bıçak çekeceğim. Deli miyim ya? Yani bilmiyorum. Bırakın Allah'ın ya. Siz de gördünüz. Çok da akıllı değilsin yani. Siz de duydunuz. Herkes diyor, söylüyor, o adam bıçak hastası, işte ona bıçak çekiyor, buna bıçak, onu dövüyor, bunu dövüyor, ona bilmem ne yapıyor. Bilmem ne var yani, böyle şeyleri var. Anladım. Keşke Fatıma Hanım da 3 gün yayınımıza bağlandı. Keşke onu istemeye gelenleri de söyleseydi. Yani nerede şey, bizim muhabirimiz? Ben de söyledim Lübel, aman Lübel, aman söyleme. Kadınlar şeyde... O köy birbirine ekli bir köy. Söylemiyorlar. O köy kendilerini sadaka saraydan çıkmaz gibi dışarıdan hiç kimseyle evlenmezler. Ha. Herkes birbirinin akrabası. Hiç kimsenin kuyruğuna basmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Orada hiç kimse kimsenin birbirinden duyduğunu aman benden duyma, aman senden duyma, böyle bir şekildeler. En son duyduğumda Müge Hanım... Ama ne hikmetsel, sizin eşiniz duyuyor benim anneme. Kız kardeşime yani. Dedim ki sen niye söylemedin? Hatta Burak eşim Bey'in duydu, yanına söyledim. Git jandarmaya söyle dedim. Köyde bu, çok dedikodu oluyor bu diye. Bu dedikoduları aynen duydukların kimden duyduysan söyle dedim yani. Belki orada senin teyzelerin de duyuyor bunu. Dayın da duyuyor bunu. Herkes duyuyor bu sözleri, ben lafları. Ben her gün burada herkese bağırıyorum, bana yardımcı olun diye. Kim ne duysa söylesin. Valla kim duysa söylesin. Aynen, biz bu döndü teyze isteyen var mıydı yok muydu? Bak telefon numaralarımız aşağıda. Kim istiyordu? Kim alıyordu? Bu arada Sevcan ne olur gözüme gelmesin. Bugün de artık gözüm için gitmeyeyim yani. Valla ya iyice yıkıldım yani. Tövbe yarabbim, Allah daha fazla şey yapmasın. Bana mı sordunuz Müge Hanım? Yok, size sormadım artık yani bu. Şimdi gözüme geliyor da şey. Yani bulunsun. Şimdi Mevlüt Er Yılmaz'ın adını verdi. Ali Bakı olarak tanınan Ali Boztepe. Şu az önce de konuştuk. Ali Boztepe demiş ki Mevlüt bir gün önce köydeydi. Öyle mi? Ali Bey günaydın. Günaydın efendim. Hayır. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Mevlüt Boztepe köye gelmedim diyor. Bir gün önce beraber kahvede. Derman bir arkadaşım. Hayır Müge Hanım, kesinlikle Müge Hanım, mümkünatı yok. Biz ayın 4'ünde akşam geldik. 5'inde eşimin mümkün değil köyde olması. Zaten köyde kar fırtına var. Biz dediler şeyler, bir kaynımgil, biz niye gidelim köye o zamanda? Eşim zaten bensiz gitmez. Eşim gittiği zaman mutlaka benle gideriz. Biraz kaynımgilde otururuz. Geçer biraz kız kardeşinde otururuz. O da zaten geleli 3-4 ay oldu. Kasım'dan sonra geldi. Aralık gibi geldi. Bu dönem zarfında da biz birkaç sefer gittik. O da gittiğimiz aralıkları 20'şer gün. Soralım, biz... görmüş mü Ali Bey, gördünüz mü siz? Yalan söylüyor. Resmen yalan söylüyor. O gördüyse başkaları da görmüştür. Benim 8 tane çocuğum var onun. O gördüyse başkaları da görmüştür. Bir dakika, sizin... O kadar önemi yoktum. Bana yardımcı olur musunuz? Sesi çok zor diyorum. Ne diyor? Kulağım da duymuyor. Telefonu kapalı olsun. Dur, bir konuşur musunuz? Kim görmüş? Bir Ali Bey'le bir görüşü. Kim görmüş Mevlüt Bey'i? Ve Mevlüt Bey o sırada enteresan bir şekilde sizin Döndü Hanım'la hemen her gün görüşmeniz varken kaçırıldığı gün hiç telefon konuşmanız yok. Neden? Şimdi Müge Hanım, ben Alanya'dan döndüm 4'ünde, 5'inde aradım. Ben bir hafta 10 gün öncedir falan aramıyordum. 5'inde aradım. Halini hatırını sordum. Herhangi bir şey yok dedi. Deprem oldu. Depremin ertesi gün aradım. Herhangi bir korku, ürkü var mı anlamında bir halini hatırını sorayım diye. O günde telefonu yoktu yani. Başka çıktı. Kim çıktı? Yani bir şahıs çıktı. Demek ki o gün kaybolmuş yani. Konuştunuz mu siz, kapattınız mı? Ben kapatıverdim. Bir erkek sesi duyunca ben bayan şey, aradığım şey olmayınca kapatıverdim efendim. Kapattınız. Evet. Yani işte bir tek kaybolduğu gün konuşmanız yok telefon kayıtlarına bakıldığı zaman. Altısında erkek mi çıkmış evden? Anlamadım. Altısı değil. Bunun erkek yok. Benim annem yalnız yaşıyor. Kim erkek olabilir? Ya, yedisi olabilir. Yedisi hayır, arama hayır. Varmış. Yedisi olabilir.
kaçırıldığı gün diyor. Yani kaçırıldığı evde gün. Telefonu çıktı ya, herhalde telefonu çalınca biriniz kim açmışsınız. Kim kaçırmışsa yani. Müge Hanım biz yoktuk ki, biz olayın olduğu gün akşam geldik zaten. O gün toplanmışlar Müge Hanım, muhtar falan diğer. Ya kaybolduktan sonra mı aradınız? Evet, kaybolduktan evet. Sonra, kaybolduktan ya, sonra. Altısında aradınız mı, altısında? Hayır, yok, hayır, yok. Altısında yedisi galiba. Yedisi. Tamam, yedisinde biz evdeydik, olabilir. Yani telefonda çalınca da diyor ben çıktım evet. Diyor yani. Ama kaybolduktan sonra yani, gece kayboldu, gündüz aramış o. Kapamış olmanız da tabii, bir erkek sesi duydum diye... Kapamış olmanız da enteresan yani. Ama söyledi adam, o kadar anlatabiliyor. Anlattı o da işte yani. Eskiler, eskiden kalma bir şey vardı. Konuşuyordu dedi. Müge Hanım. Ama ben yani gerçekten hanımefendi, ben size çok saygı duyuyorum. Aslında siz böyle konuşunca ben de dahil olmak üzere eminim birçok kadın ve erkek, yani beraber oluyorsunuz, beraber olduğunuz, aynı yastığa baş koyduğunuz insanların bir özel hayatları var kendilerine ait ve biz bunları bilemiyoruz. Yani o herkesin artık kendi ahlakına, kendi aklına, kalbine, vicdanına kalmış. Yani siz de bilemezsiniz. Müge Hanım, bilememişsiniz işte. Aynen, bilememişim. Ama şöyle diyorum. Çok saçma ama işte arıyor işte kocanız. Arıyor. Ne yaptığını yani, bilmiyoruz bu... yani. Çok üzgünüm ama yani Mevlüt Bey, çok üzgünüm. Ama bilemiyorum. Bakın ben bunu ben her zaman lafımın sözümün arkasındayım. İlk bu konu ortaya atıldığında ne alakası var diyen biriyim. Çünkü 78 yaşında bir kadının böyle bir şey... telefonla arası aklıma gelmezdi. Üstelik 13-14 yaşından kalan bir şeyden dolayı böyle yapacağı aklıma gelmezdi. Ta ki sizin telefon kayıtlarınız gelene kadar. Yani ben o zaman ne söyledimse bunu kendi kendi ön yargımla söylemişim. Evet. Ama o ön yargımın da yanlış olduğunun bugün farkındayım. Yanlış yapmışım. Yanlış yapılan bir şey yok mu Çok yani? Yanlış yapmışım. Bak çok ben doğru yaptığıma doğru yaptım derim, yanlış yaptığıma yanlış evet. Yapmışım. Benim aklımda 78 yaşında bir kadının tutup da 13-14 yaşındaki aşkıyla 2 yıldır telefonla görüşebileceği benim aklıma gelmezdi. Müge Hanımcığım, hiç görmedim çünkü etrafımda. Aşktan meşkten de değil. Yani o bir ne bileyim bir acıma duygusu mudur bilemiyorum. Belki Uğur diyecek ki en son acıyacak ya, kişi. O zaman sizin haberiniz olurdu. O zaman sizin haberiniz olurdu. Ya işte ben evveliyatını bildiğim için... Eşim benden çekindiği için bir şekilde keşke bana söyleseydi. Ama hanımefendi siz de kaç yıllık evlisiniz? Ben 45 yıllık evliyim. Yani 45 yıllık evlilikte artık eşim, şey hani 3 aylık 5 aylık evli olursunuz da insanın böyle başka bir tanıma süreci vardır. Artık 45 yıllık evlisiniz, bak bu da arıyor denir. Ya kendi kardeşini aramıyor o kadar. Ya kendince bir gizem yapmış. İşte. Yani bilemiyoruz. Yapmış da işte o gizemin sonunda kadın olmayınca evet. Yani. Gerçekten. Ne diyormuş beyefendi? Ali Bey ne diyor? Konuştunuz mu? Ne? Bana söyleyin. Anlayamadık ya. O gün gördüm diyor. Müge Hanım, eşimi gördüyse o gün kahvede insanlar da vardır. Başkaları da vardır mutlaka. Evet evet, o yüzden onu soruyorum. Ne diyor? İki tane kahve var orada. Bir tek Ali Bakan'ın görmesi mümkün değil. Mikrofonu al, mikrofonu. Yani çok özür dilerim. Telefondan anlaşamadığımız için böyle kulaktan kulağa yapıyoruz ama. Döndü Hanım kaybolmadan, yani olaydan bir gün önce kahvedeydi diyor Ali Bey. Ay, mümkünatı yok. Mümkün değil. Mümkünatı yok. Kim görmüş, kendisi görmüş mü? Evet, kendisi görmüş Ali Bey'in. Başka kendisi kim görmüş. Kim varmış yanında? Yalnız başına kahvenin önünde dikiliyor muymuş? Gitmedim. Bir ay, bir buçuk ay ben o köye gitmedim Müge Hanım. Müge Hanım, biz... Ayın 20'sinden sonra biz Alanya'ya gittik. 20'sinden önce biz bir hafta önce falan öbür gittik ayın 20'sine geldik. Kadar da gitmedik. Bir hafta öncesinde gittik köye. Ayın 20'sinden önce. Ondan siz sonra beraber gitmişsiniz de kahveye evet. Gitmemişsinizdir eşinizle herhalde. Hayır, kahvenin hemen arkası benim evim olduğu için kendi gözümle gördüm diyor Ali Bey. Kahvenin arkası karısı yani yanında eşi de yoktu başka, diyor. O, orada iki tane kahve var. Kahve akşama kadar hiç kimse yoksa 3-5 kişi vardır. Bir tek Ali Bak'ı görmez orada. Ali o yalandan bir çıksın. Ali Bak zaten yukarı kahveye girip çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Hep orada o yalandan bir çıksın kardeşinin Ali Bak. Kardeşinin kahvesine oturuyor. Orada görmüş olabilir. O yalan. Sizin o mümkün değil. Yukarı kahveye çıkmıyor. Tamam da orada gördüyse diğer insanlar da eşim kahveden i̇şte girerken çıkarken yine görür. Adam anlatmaya çalışıyor ama telefonda anlaşılmadı işte. Anlatmaya çalışıyor. Yine görür. O mümkün değil. Hiçbir surette benim o bir aylık dönemde köye gittiğimi kimse ne görür söyleyemez. Ne bilir ya, yok öyle Ali bir şey. Ali Bey görmemiştir. Başka da gören varsa söylesin bunu. Kimiş, hatta kimiş. Kahvede oyun oynadı, okey oynadı diyor Ali Bey. Mümkün yani değil. O bir ay, bir buçuk ay, iki ay önceki mevzulardır o. E tamam, okey dört kişi oynanıyor. Diğerleri de... Ya arkadaşlar lütfen sizde kim varsa bunu söyleyin ya. Ben Uğur'a üzülmüyor musunuz siz? İki ay önce ben Müge Hanım. Ben Uğur'a üzülüyorum. Bir de bir kız çocuğu olsa farklı. Ben şunu Uğur'un...
Tansiyon herhalde 18 dedem, kıpkırmızı yani. Ya duydukları da hiç güzel şeyler değil. Valla Uğur'cum ama üzülme, ne yapalım yani, neyse o. Müge yani Hanım. Şu, kim o, kimle okey oynadı o zaman? Müge Hanım. Hem Mevlüt Bey izlanın altında bırakmayın. Müge Hanım okey oynadığı dediği bizim Alanya'ya gitmeden ayın 20'sinden önceki iki, belki. 2-2,5 ay önce, 3 ay önce derim. 15-21 ay önce yani o oynadı. Evet. Tamam köye siz gittim. Öyle biliyorsunuz. Biz de öyle biliyoruz da Ali Bey de o gün oynadı diyor. Bakalım kimle oynadıysa bağlansın o zaman. Bu arada Fadime Çoban telefon attığımızda yayınımıza da bağlanan Fadime Hanım. Alo. Fadime Hanım. Fadime Çoban ben. Heh, buyurun Fadime Hanımcığım. Evet kızım. Sen evet, demişsin ki döndüm. İnananlara inanma kızım. Heh. İnanma ben. İnanma ben saydım kızım. Benim eşim ben 2 senedir yoğdum. Seni dinle. Hı-hı. Ben 2 senedir yoğdum. Hı-hı. Benim eşim Kasım'da öldü. Ben geldim bir ay orada eşimi gömdüm. Gömenden sonra geri gittim. 40 gün daha durdum İzmir'de. Geri geldim. Ben gelenden sonra ağabeyimle yengem geldi. Benim evime yerleştirdi. Ben evime yerleştirdi. Orada gitti, Antalya'ya gittiler. Ondan sonra benim ağabeyim bir ay iki ay gelmedi. Peki ben size bir şey soracağım. Fadime teyzeciğim, siz döndünün kardeşiniz Mevlüt'le telefonda konuştuğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum kuzum, bilmiyordum. Niye söylememiş hiç size? Bize söylememişti, ne bileyim bize söylememiş. Yani gizlemiş. Bilmiyordum kuzum, bilmiyordum. Ben acımla uğraşıyordum. Bilmiyordum. Anladım. Peki demişsiniz ki döndünün oğlu Erdal, diğer kardeşine de Erdal mı Uğur? Evet. Erdal bana dedi ki annemi 3 defa istemeye geldiler, öyle mi? Eşabot tepeğine hap yazdırdık geliyoruz, Hap yazdırdınız geliyorsunuz, evet. Tamam, hap yazdırdık geliyorduk Eşabot tepeğine. Eşabot tepeğe dedi ki özür dilerim dedi, size itirattık dedi. Sizinki yanlışmış dedi, anama 3 sefer dur gelmişler anama dedi. Sen biliyorsunuz ama Nur, kim gelmiş annene 3 defa dünü? Ben bilmiyorum Müge Hanım ya, gerçekten bilmiyorum ya. Ya Müge nerede bu arada arkadaşlar? Müge nerede, diğer kardeşlerin yanında olsun? Erdal söylesin. Erdal söylemiş anneme 3 kez dünürcü geldi diye. Müge Hanımcığım orada o kadar gizem ki insanlar diye. Gizemli orada. Birbirine bile gizemli. Kardeş kardeşe. Tamam Erdal Bey. Efendim? Döndü Hanım'ın diğer oğlu. Sizin annenize 3 kez evet. Dünürcü mü geldi? Hayır, yalan söylüyor. Fadime Hanım tamamen uzurmalamasıdır. Yalan söylüyor, yalan. Yanında kim varmış? Kendilerini aklamak için Mevlüt Bey'le onlar yalan söylüyorlar. Ben böyle bir kelime de konuşmadım. Böyle bir şey de olmadı. Onlar kendilerini temizlemek için Mevlüt Bey orada kendisini temizlemek için yalan söylüyor. Yanında da bir kişi daha varmış. İsim de veriyor. Yalan söylüyor. Kimin yanında söylediysen Fadime'yi beni yüzleştirsin. Burak Bey burada. Tamam bir dakika. Fadime'cim kim, Fadime Hanımcığım kim vardı yanınızda? Ali Bosta'nın karısı vardı. Saklamasınlar. Ali Bosta benim karısı, neyse bütün köyü tanıdık. O zaman tamam Ali Bosta'nın eşini soralım, arayalım. Çocuklar Ali Bosta'nın eşini arayalım bakalım. Erdal söyledinse sen de söyledim de yani böyle. Ben görmedim, yalan söylüyor. Müge Hanım, peki siz annenizin evlenmesine izin verir miydiniz? Hayır. Annemi bugün de söylüyorum. Ya. Annemin böyle bir olayda çıkacak gelecekse biz annemin cenazesini alıp gömmeye razıyız. Tamam mı? Ne? Abi erkek çocukları kabul etmez. Ben hep size söylüyorum. Benim de 2 tane erkek kardeşim var. Etmez erkek çocukları öyle kabul. Etmez yani. Doğrusu yanlışı. Ben doğrudur yanlıştır söylemiyorum. Ben olanı söylüyorum her zaman. Erkek çocukları öyle annelerinin evlenmesine şey izin vermez yani. Müge Hanım, yani şey Erdal Bey diyor yani çok acı ama Erdal Bey diyor ki yani hani böyle kaçtıysa gitsin orada kalsın hiç. Yani. İşimiz de. Olmaz diyor bence yani. En azından bu şahsın defalarca aradığını bize söylemesi gerekiyor. Müge Hanım. Bizim onu bilmeye hakkımız var yani. Aynen. İnşallah İnsan bir arar söyler ya. Hayır sağ bulunsun anneniz diye. Umarım ki sağ bulunsun. Ama ben şunu düşünüyorum Müge Hanım. Şimdi şeylere baktığın zaman bu kadın gönüllü gitmemiş hani. Gönüllü gitse isteyerek gitse. Sorgulayın. Yani günlerde konuşuyoruz burada yani. Bu şekilde gönüllü işi değil bu. Zoraki götürülmüş bu kadın. Temennimiz, yani böyle de bir şey var yani. Temennimiz yani annenizin sağ salim bulunması. Annenizi bir şekilde sorgulamanız. Ablacığım benim de ilk hedefim o zaten. Annemi sağlıklı bir şekilde bulmak. Şu anda benim başka hiçbir amacım yok. Tamam ablacığım. Sadece annemi bulmak. Bizim de temennimiz o. İnşallah bulacağız. Benim de evlatlarım var. Bu arada ben hiç kaçırıldı demedim diyordu öyle birisi de. O da bağlanmış.
Heh, o nerede Hasan Esen? O kadar çok... Arkadaşlar niye onları alıyorsunuz? Ben o, hatta değil mi? Hatta. Ama onu almazsanız ben nasıl şey yapabilirim? Hasan Bey. Sizi de beklettim. Özür dilerim Hasan Beyciğim. Siz döndü boş. Efendim. Millet beni iyi dinlesin. Özellikle Uğur Boztepe. Sessizce dinlesinler. Tamam. Ben bugün kız kardeşimin kolu kırıldı. Eskişehir'de hastaneye gittik. Şehir hastanesine. Orada ben interneti kurcalarken'a gördüm yani bu. Bunlar da benim evem tarafından akrabam olur. Ertesi gün orada kaldık, yattık. Öğlen su geldim, ben Ali Bakı'yı aradım, Arif Boztepe'yi aradım. Ya böyle böyle bir kayıp var. Sizin soyadınız tutuyor. Benim de akrabam olur. Ne gibi bir durum var dedim. Yok dedi yani, bulunmadı dedi, kayıp dedi. Ondan sonra akşam üzere ben bizim köyde Yusuf Demir, bir de Mehmet Gurdun evine gittim. 80 yaşında yaşlı adam, onu tıraş ettim. Eğlenmedim fazla, sobam söner diye geri geldim. Yusuf beni aradı. Bu Akdener köyünde şey var, akrabası var, İsmet Özpınar diye. Bir saat sonra ben aradı. Ya dedi, kadın dedi kaçmış dedi, evlenmiş dedi. Ya Yusuf dedim, bilmediğin şeye yorum yapma dedim. Bak bu dedim sorumluluk isteyen bir şey. Bildiğin bir şey varsa söyle dedim. Hani ondan sonra ben Ali Boztepe'yi aradım gece 12'ye doğru. Ya dedim Yusuf dedim, böyle böyle bir şey diyor. Aslı var yok bilmiyorum dedim. Ben dedim sabah dedim İsmet arayayım, geç vakit oldu dedim. Ben dedim hani ne gibi bir durum var öğreneyim, ben geri döneyim. Bu hemen Kerim Boztepe'yi arıyor muhtarı. Yani sonuç itibariyle o onu söyledi, Sonra siz kadına ulaşabildiniz mi? Gerçekten kaçırılan bir kadın var mı? Yok efendim, yok uyandı, öyle bir durum yok. E niye o 80 yaşındaki dede kaçmış demiş? Dede demedi, Yusuf Demir saçmaladı biraz. Ben de dedim bak bilmediğin şeye yorum yapma dedim. O kaç yaşında Yusuf Demir? Yusuf Demir ben emsal, 65-66 yaşında. Evli, kendi ailesi var onun yani. Ben dedim sabah olsun İsmet Özpınar'ı arayayım dedim. Hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Migabla. Efendim. Onun küçük kardeşi de Çukurbi'den evli. Hani dedim bir bilgisi var da dedim. Hani gizlenemiyor, saklanamıyor. Ondan sonra sabah jandarmalar geldi. Suçlu gibi beni şey sorguya çektiler ikimizi. Ya ben dedim böyle hani bu şekilde konuştuk biz. Hani geldi gitti ama kaçırıldı. Siz de o köyde hani... kaçırıldı deyince yani tabii onlar da öyle düşünmüş olabilirler yani. Ya biz şu teyzenin verelim fotoğrafını tam ekran. Aslında şöyle söyleyeyim. Galiba en büyük yanılgı şu. Ben eskiden mesela 40 yaşında mesela annem falan 40 yaşına geldi. Benim için artık çok yaşlı demekti. Yani hepimiz bak şimdi düşünün. Şimdi de mesela hani 15-20 yaşındaki birisi için 40 yaşındaki biri çok yaşlı geliyor ya. Biz yani şu anda da herhalde böyle hani 65-70-80 yaşlı geliyor herhalde. Ama yanlış yapıyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben yanlış yapıyormuşum. Demek ki insanın hani ruhu hep genç kalıyor, onu biliyorum ama bedeni müsaade ettiği müddetçe demek ki o ruhla işte bu evlenmeler, şeyler falan devam ediyor. O dolandırılan amcalara da kızmayacağım artık o kadar çok. Demek ki baksana yazık. Ama şimdi ben bu teyzenin evlilik vaadiyle niye kaçırıldığını gerçekten yine de anlamakta güçlük çekiyorum. Normal şartlarda evlenebilir zaten bu kadın. Hayır, niye kaçırıldı? Evlenmek istese kar bile tipi, diyelim fırtına. Ki evlenmek istiyor. Normal şartlarda da evlenebilir. Bir de yani. Onu kaçıran da evden küçücük kızları kaçırıyorlar da annelerinin babalarının ziynet eşyasını da al gel diyorlar. E kadının evde 32 bin lira parası, bir de küçük altınları var. E dişi var, dişi telefonu var. Niye? Yani. Bir de o diş şey hayati yani, bir şey. Yemek o gece yiyecek. Bence o gece bir şey oldu. Yani acilen bir şey oldu. Bu kadın normal olarak o akşam kendi arzusuyla evden çıkmadı. Evet. Çıkamaz zaten. Evet, veya bahçeye çıktı odun toplamaya, bilmem neye bakmaya. Yani evin dışında odadan dışarıya çıkmasının sebebi
oradaki yapacağı işlerle ilgili o anda kaçırılma olayı oldu. Tamam da biz yani şimdi Mehmet Bey'e niye inanmıyoruz? Şimdi Mehmet Bey de senin de bu çatı sapkınlığın yüzünden gerçekten dam sapkınlığı mı diyeyim ne diyeyim yani. O yüzden de sana inanmıyoruz. Mehmet de gördüm diyor işte Mevlüt'ü. Evet. O da ben değildim diyor. Mümkünatı yok Müge Hanım. O gece eşiniz sizin yanınızda mıydı? Evet, deprem olmuştu zaten Müge Hanım. Biz ekranın başındaydık beraber. Yani o depremin acısında gidip de eşim 13 kilometre yerden o karda kışta kıyamette diyorlar. Eşim niye kadını kaçırsın? Var mı bir mantığı? O zaman biz yalan mı söylüyoruz? Yalan, ya? Resmen yalan söylüyorsun. Allah Allah, niye yalan söyleyeceğiz ki biz? Sen niye yalan söyleyelim ya? Sen resmen doldurulmuşsun ya da bilir bilmez kendine eşim dediği için bu çatılı şeyleri ne o bizim köy deyimiyle bu odunları bu cerikleri evlerin çatılarından çekme dediği için bir kinin var senin. Beni kimse doldurmadı biz görümcemin oradan bu Fadime Çoban'ın oradan dönerken bu iki kahvenin şeyin bizim kaynımın kahvesiyle onun arkasındaki şeyi Uğur da bilir aileyi. Onların da yıkılmış bir çatısı var. Oradan bunu iki tane odunu çekerken biz gördük. Sonra dedik ki yani o aradan çıktı bu. Kayınımgille o arkasındaki evi Uğur biliyor. Ben isim vermeyeyim burada. Oradan çıktı bu. Bu hemen içeriye girdi. O aralık yere girdi böyle. İki damın arasına. Hatta biz dedik ki kayınımgile. Öyle her şey yalan konuşmak. Yalan söylemiyorum. Sen bunu sizin çatıdan mı söktü o dedik. Yok dedi bizden değildir dedi. Yok bir bakarız dedi. Belki dedi şeyde kimse durmuyor. O öbür evde kimse durmuyor. Oradan çekmiştir o şeyleri odunları dedi. Elinde iki tane odun gidiyordu bu evine doğru. O aşağı yoldan. Yani Uğurların annesinin olduğu yol değil. Bizim zaten güzergahımız hep o yoldur Müge Hanımcığım. Aşağıdaki şimdi iki dairenin önüdür bizim güzergahımız. Bir telefonumuz daha var. Kim telefon attığımızda? Erdal Bey'in eşi. Erdal Bey'in eşi. Yani az önce bağlanan Kayıp Döndü Hanım'ın da eşi. Hatta mı? Gelini. Gelin. Bir yazar mısınız bana? Tamam, Döndü Boztepe'nin gelini yani. Aradığımız Döndü Boztepe'nin gelini. Az önce telefona bağladığımız oğluydu. O da onun eşi. Alime. Alime Hanım. Alime Hanım diyormuş ki, Mevlüt Bey'in eşi neden kayınvalidem kaybolmadan bir ay önce evi terk etti? Ben asla evimizi terk etmedim Müge Hanım. Ben evimdeyim. O uydurmayı nereden çıkarıyorlar? Biz eşimle beraber gittik. Hatta kayınvalidesi kaybolmadan bir ay önce Fatma Görümcem de oradaydı, Çeşme'deki Görümcem de oradaydı. Biz her gün aşağı yukarı Görümcemlere geldik, Eltimlere geldik. Ne bileyim Görümcemler. Yani siz evden gittiniz, karşınızda kocanız da peşinizden mi geldi? Bu da böyle mi algılandı? Hayır. Ben evimi hiç terk etmedim. Hatta biz gittik, Görümcemle gittik, eşimle gittik, Alanya'ya gezdik geldik bu olaydan daha bir öncesinde. Nereden çıkarıyorlar bunu? Bir şey sorabilir miyim hanımefendi? Eğer eşinizin bu Döndü Hanım'la böyle bu kadar sıklıkla konuştuğunu öğrenseydiniz. Evet. Tepki gösterir miydiniz? Gösterirdim. Kesinlikle gösterirdim. Çünkü eşim de yani bunu bildiği için de ben zannediyorum ki yani bir köylüsü olaraktan yani eskiye dayanaraktan o bir muhabbet etmişler. Ondan sonrasında bu şeyi sürdürmüşler diye ben algılıyorum. Yani birbirlerine bazen deriz ya 70 yaşındakileri vesayet altına almak gerek. Yani başka bir şey diyeceğim yok Müge Hanım. Anladım. Peki hiç şunu düşündünüz mü? Ben buyurun. Eşiniz onunla bir heyecandı diyor yani. Bir şey hoşluktu konuşuyordum diyor. Ama acaba bu konuşmaların Döndü Hanım'daki tezahürü ne? Onu bilemiyorum işte, Müge Hanımcığım. Aslında belki de sıkıntılı tarafı mı yani? Müge sizin Hanımcığım, eşiniz size de çok söylemiyor. Çok rahatsız olsa o kadıncağız da çok rahatsız olsa yani bunun söylemlerinden ne bileyim o değişik lafları olsa diyecek ki oğluna, gelinine, kızına bu beni rahatsız ediyor evladım. Ben ya tam da tersini düşünüyorum hayır. Ya ben rahatsızlık mi olarak düşünmüyorum. Ama bir saatten sonra beni sürekli arayan biri ama işte eşiyle de tatile gidiyorsa, evinden de ayrılmıyorsa, o da olmuyorsa, bu da olmuyorsa demez mi kadın? Ya sen beni arıyorsun iki senedir. Yani benimle ilgili planın ne? Ya işte yaşlının memnun olmazsa 50 defa o telefonu kapatırım. Ondan bahsetmiyorum. Sonuç itibariyle ben Mevlüt Bey, mesela Mevlüt Bey sizle hiç boşanmak falan istedi mi bu süre içinde? Yok asla.
Ben eşimle 48 yıldır evliyim. 48. Tamam yani. Ama Döndü Hanım yalnız. Eşi vefat etmiş. Biz ciddi şimdi Döndü Hanım'a yani Devlet Bey'den ne beklediğini yani nereden şöyle, bilebiliriz? Döndü şöyle yani eşim benden niye ayrılsın? Memnun olduğu belli. Tamam benim, ama beklentisi benim bedenen, ne? Bedenen, işte beklentisi o belli bedenen değil. Bedenen bir arızam yok. Ciddi bir beklentiye girebilir. Yok yok hanımefendi zaten böyle şeylerde kadınların kendisini ortaya atması çok saçma. Sonuç itibariyle sizin bir arızanız olması vesaire falan önemli değil. Yani dünyanın en güzel kadını da gelebilir. Karşın ya da erkeği gelebilir. Beraber olduğunuz kişi ahlaklıysa ahlaklıdır. Ahlaksızsa ahlaksızdır. Bunun bizim görüntümüzle, bizim bedenimizle hiçbir alakası yok. O yüzden de özellikle kadınların bu nedenle hiç üzülmelerine gerek yok. Ahlaklı biriyle beraberseniz zaten o hiç kimseye dönüp bakmaz. Ahlaksızsa da yapılabilecek bir şey yok. Ahlaksız olduğunu yok, ne yaparsanız yapın. Yani bu anlamda saldım çayıra, Mevlam doğru kayıra demiyorum. Ama en azından yaşanacakları önceden öğrenmek, hukuki anlamda, maddi anlamda çoluğunuzun çocuğunuzun koruyup kollanması açısından size fayda sağlayacağı için gördük burada adam daha yeni modelini bulup sonra evi barkı satıp sokakta bırakanları da gördük. O nedenle uyanık olacağız ama kendisi bilir. Önemli olan sizin de hayata yeniden tutunmaya çalışmanız. Ben hep kadınlara bunu söylüyorum. Siz güçlü olun, siz iyi olun. Beni beğenmedi, bende bir kusur yok. Tabii ki yok sende kusur. Kusur onda. Yani ara verelim. Gündür haber alınamayan İlhan İletmiş ve sevgilisi Aslı'nın aileleri Müge Anlı stüdyosundaydı. İlhan'ın ailesi İlhan'ın başına bir iş gelmiş olabilir. Aslı'nın psikolojisi hiç normal değildi iddiasındalar. Sizler de diyorsunuz ki biz de Aslı'ya ulaşamadık ama bütün bu süreç içinde de saldırıya uğradık. O nedenle aslında bizim aramızda tartışma oldu. Kaçak sevgililer gözlerden uzakta belki mutlulardı. Arkada kalanlarsa birbirine düşmüştü. Bize bir telefon geldi. Eşimin kardeşi aradı. Küçük kardeşi dedi ki abi dedi yetiş ablamı sokak ortasında darp ediyorlar dedi. Dilberi. Evet, kafası şişti, dudağı kan içindeydi. Ayrıca çocuklarını da dövmüşlerdi, yüzünde darp izleri vardı. Dilber kim dövdü seni? İlhan'ın eşi, Şükran yengesi, kız kardeşi, yeğeni, Barış, bir de iki tane bayan daha vardı, tanımıyorum onları. Ya onların ailesi toplanıp bizim kızımızı öldürmüşse, ona da cevap versinler, biz de kızımızdan tamam haber alalım. Eğer öldürmüşse var, zaten biz Hanım buradayız, kaçmıyoruz. Terk edilen kadın, terk edilen adamla yüzleştiğinde daha önce de benzer vakaların yaşandığını duymuştu. Cafer Kızılkaya beni aradığında bana ne dedi biliyor musun? Aslı'nın bu üçüncü vakası dedi. Erkekleri 2-3 ay sonra bırakıyor dedi. Kadın sığınmaya gidiyor. Beni arıyor ben gidip karımı getiriyorum. Niye karınız kadın sığınma evine kaçtı? Orada bir olay başına geldi. Bir adam onu tehdit etti. Ondan sonra sığınma evine gitti. Ben böyleyim ben şöyleyim. Benimle konuşacaksın işte. Benimle kaçacaksın. Ben Bursa'dayken Cafer beni aradı. Dedi ki Aslı dedi İlhan'ı kullandırarak götürmüş dedi. Onu erkekle de konuşuyor dedi. Serdar diye birinin adını bile bana verdi. Ben Aslı'dan şüpheleniyorum dedi. 4 çocuğuma DNA testi bile yaptıracağım dedi Aslı'yı bulursam. Karşı karşıya gelen ailelere sevindiren haber geldi. Kaçak sevgililer bulundu. İlhan İletmiş hayattaydı ama yaşarken ölüyordu. Arkadaşlar gözünüz aydın. İlhan'ı da Aslı'yı da bulduk. Şükürler olsun. Eğer ki şeref ve namusuna sahip ise çıksın buraya yayına karşıma gelsin. Benim evime geldiğinde bana beni kurtar dedi. Madem ki o kadar erkek değildi bir kadını kaçırmayacaktı. Hepiniz zaten sütten çıkmış ak kaşıksınız. Sadece lekeli olan biziz değil mi? Canlıyken siz beni daha iyi öldürüyorsunuz biliyorsunuz mu? Çık gel o zaman niye arayıp haber vermiyorsun? Öldüğünü biliyorduk. Senin arkanı toplamaya mecbur muyum? Bak ben çocuk değilim. Benim için... Sen çocuk değilsin sen eşeksin eşek. Haberiniz yok ölüyorum diyen İlhan artık hiçbir beklentiye yanıt vermeyecekti. Çocuklar perişan ben de senin geri gelmeni istiyorum. 50 gündür çıkıp gittin yuvamızı bozma geri gel. Hala gel. Ben senden... Ben seni istiyorum boşver. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten sonra benden hayır bekleme biliyor musun? Öyle. Tamam gel çocuklarını al beni boşa o zaman git öyle söyleyeyim. Müge Hanım Cafer Aslı'yı geri istiyor. Götürsün çocukların üstüne bıraksın kadını çocuklarına baksın. Benim de sorunu varsa beni de boşasın alsın çocuklarını ne yapıyorsa yapsın o zaman. Yani diyorlar ki aslında alın 7 çocukla aşkınızı yaşayın diyorlar İlhan Bey. Ben çocuklarımı bırakmak istemedim. Ben eşimden şiddet görüyordum. İlhan da aynı şekilde eşinden görüyor. Sen nereden biliyorsun bunları lan? Ben 10 yıldır kocamla evliyim. Aslı Hanım 52 gündür İlhan'la kaçmışsınız 4 çocuk annesi olarak. Bir pişmanlığınız var mı? Hayır hiçbir pişmanlığım
pişmanlığım yok. Gayet de iyiyim. Benim de yok. Ben kimseyi de zorla alıp koymadım. O da beni zorla alıp koymadı. Biz birbirimizin yanındayız. Birbirimize de sahip çıkıyoruz. Seviyorsunuz birbirinizi. Evet. Şimdi siz 7 tane çocuğu arkanıza bırakıyorsunuz. Ya bu nasıl aşk? Biz can güvenliğimizden endişe ettiğimiz için hiçbir müdahalede bulunamadık. Boşanıp siz mi evleneceksiniz? Ona mı karar verdiniz? Evet. Biz bir yıldan beri görüşüyoruz. Çiğdem, diyordun ki benim kocam hiç aldatmadı bugüne kadar. Hiç öyle bir şey yok. Ben hiçbir zaman aldatmadım. Müge Hanım. Aslı'yı görene kadar aldatmadım. Çiğdem İletmiş'ten 4 çocuğunun babasına yüzleşme çağrısı geldi. Ben oraya geleyim. Evet. İlhan da gelsin, benle o bir yalnız baş başa konuşalım. Bir çocukları da babasını görsün. Çiğdem de gelecek. Herkes karısıyla kocasıyla konuşsun. Anlaşsın. Sulha varın. Sulh. Evet, az önce de onu söylüyordum. Gözünüz aydın. Öldü dediğiniz oğlunuz, öldü dediğiniz kız kardeşiniz bulundu. Öyle ya da böyle, asıl olan hayatta olmaktır yani. Geri kalan sonra halleder. Bugün baba da geldi. Hoş geldiniz Rasim Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önce sizi bir oğlunuzla kucaklaştırayım mı? Evet. Çok iyi olur. Hı? Çok evet. iyi olur. Çok iyi olur. Gülesen Hanım çok kızgın ama oğluna. Kızgın değiliz. Yok, ben babamla değil kucaklaşayım. Baba oğlum, tamam. Ben kucaklaşayım. O zaman önce alalım bir İlhan'ı içeriye. Nerede İlhan? Nereden geliyor? Oradan geliyor. Kalkın size, bir oğlunuza bir sarılın en azından. Ama bak, küfür, kavga, dövüş istemiyorum lütfen. Yapılır mı oğlum bu? Yapılır mı? Allah aşkına. Allah aşkına yapılır mı? Allah aşkına yapılır mı? Allah aşkına sen ne durdu onu bilmiyorsun. Allah aşkına. Allah aşkına ne durdu onu bilmiyorsun. Ben gecem o. 55 günden ne uykum oldu, ne gecem oldu, ne gündüzden bu çocuk ne oldu, ne bitti, sen böyle değil mi oğlum? Vallahi çok zor ben ya. Ben seni tanamazsam tamam diyeceğim oğlum, ben mesela tanamazsam. Ben seni tanımazsam bak, bir de bu tekrar söylüyor bak. Dur bu konuşuruz kadar... dur bir annesine de sarılsın, biliyorum çok zor ben 55 gün. Ben öldürdün ya. Hayır, hayır, hayır. Hayda. Tamam ağlama, ağlama. Ağlama. Tamam, ağlama oğlum. Tamam. Tamam, bak sen sahilim kavuştur, tamam. Dur bir tamam. Tamam, bir şey yok. Tamam, gel otur gel. Bir şey söyleyeceğim, kız kardeşine sarılmıyorsun ama kız kardeşin de sen öldün mü kaldın mı diye senin için ne mücadeleler verdi. Tamam. 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 Bak bir şey söyleyeyim mi size? Yeni birini bulduğunuz zaman ananızı, babanızı, kardeşinizi elinizin tersiyle itmeyin abi. Kanlım olsun, kardeşim olsun, kusura bakmayın. Tamam. Bin kişi gelir, bin kişi gider. Gene insanın yanında kardeşi tamam. var. Tamam. Kardeş kıymetli bir şey. Tamam. Vallahi öldün tamam. sandı ya kız burada, ben biliyorum. Tamam, tamam, sakin ol, sakin ol. Ay, benim belim kırıldı. No. Tamam. Benim belim kırıldı. Ve tabii bilmiyorum, karşımda 10 yıllık da eşin oturuyor. Bir günah yok, ona bir merhaba. Geç otur. Eşin hayır, oraya otursun. Hayır, oraya otursun. Gel. Otur şuraya otur. Tamam, ben dinler misin? Babanı dinle, gel. Tamam. Otur eşin yanına. Gel. Otur sen, böyle değildin çocuğum. Ne oldu sana? Tamam, bana bir şey olmadı. Ne oldu canım? Ay. Ne oldu bu cuma geçti? Sesleri duyabiliriz. Ben sana sorarım, ne oldu bu cuma geçti? Vallahi. Ay. Ben sana bir dakika. Gülesel abla bir dur ne olur. Gülesel abla bir dur ne olur. Bir dakika. Ben Çiğdem'in yüzüne karşı da söylüyorum. Biz seninle her zaman için tartışmadık mı? Tartıştık. Sen beni her zaman sıkmadın mı? Sıktım. Allah için konuş. Tamam, sıktım. En son gün biz hastaneden geldiğimizde. Evet. En son hastaneden geldiğimizde. Evet. Sen bana kızdın. Evet. Yine biz seninle tartıştık. Hatırlıyorsun tamam. değil mi? Tamam. Bu tartışmalar kaç defa sürdü? Tamam. Biz seninle iki gün iyiydik. Üçüncü gün biz yine tamam, tartışıyorduk. Tamam, bir dakika dur. Ben seninle telefonda işten gelirken bile sen benimle tartışıyordun. Tartışmanın sebebi üç çocuğunu bırakıp, karını evde bırakıp gitmen miydi? Hayır. Tartışmayı kim yarattı? Her seferinde ben mi yaratıyorum? Tartışmayı kim yarattı? Tamam, senin söylediğin annen kelimeler... Annen oradaydı, yengen tamam. oradaydı. Tartışmayı kim yarattı? Ay. Tamam, sen oradaydın. Madem tartıştık, tamam. neden hastaneye girip dört dörtlük bana baktın? Hayır, lan. Ben cuma günü beni üç dört kere aradın sen. Ya bak, bir dakika. Tamam. Bunda haberim niye olmuyor belki bir adam? Baba Allah aşkına, siz benim her tartışmada her bir erkek kadın ben götürecekse millet hiç evlenmesin daha iyi. Müge Hanım çorap çocuğa giydirdi. Hasta olmuş, bana bağırıp çağırıyor. Ben en sonunda seninle onunla tartıştığımda
Allah için konuş ya. Tamam konuşuyorum. Biz seninle geldik. Ben o işin hastaneye götürdüm getirdim. Ben evet. Sana hep dedim götürme. Doktor dedi hastaneden erken çıkarma. Tamam peki bunun sebebi kadın götürmek mi? Hayır sebebi değil. O zaman? Ne kadının getirmekle ne bunun alakası var? Ama sen yani, bunu mana görüyorsun ya. Hayır mana değil artık senden sıkıldım. Seninle kalmak istemiyorum. O zaman istemiyorum. Neden bana söyleseydin yüzüme karşı bana söyleseydin boşasaydın beni çocuklarını alıp götürseydin. Peki kabul edecekler miydi? Edeceklerdi. Babana bak. Dürüst olsaydın edeceklerdi. Ama kabul edecek miydin benim boşanmamı? Hayır bir dakika. Sebebini tamam, görüyor musun? Boşanma belki kabul etmeyebilirdin ama şimdi şöyle bir şey. Değerdeki bak bir dakika lütfen. Tamam. Sen derdin ki baba ana gel bakayım. Ben böyle bir eşimle bir sorunum var. Bu sorunu çözer nasıl çözebiliriz? Ya da bu düzeni nasıl tekrar kurabiliriz? Nasıl bir yol bulabiliriz? Bana sormadan kalkın da bir evli 4 tane çocuğu anasına alıp götür sokakta. Ondan sonra kendi çocuğuna 3 tane çocuğu arkada bırakmanı Beran, sabahtan beri öyle mi gerekiyor yani? Geziyor, babam öyle mi gerekiyor? Sabahtan beri. Bir dakika. İlhan bir şey soracağım sana. Bir dakika durun. Buyurun efendim. Şimdi Çiğdem'e dedin ki ben artık senden sıkıldım dedi. Evet istemiyorum tamam. Efendim. Ama bak sanki şöyle anlatıyorsun olayı. O gün sen Çiğdem'le kavga ettin. Evet. Çok da sıkıldın. Evet. Sokakta da yürürken 4 çocuklu bir kadın gördün. Hayır öyle bir şey yok. Kocasından sıkılmış. Öyle. Gel kaçalım gibi olmamış ki. Siz bir yıldır beraber olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz konuşuyorduk. Yalan söylüyor. Biz telefonla konuşuyorduk. Bir yıldır sen nasıl o kadınla konuşuyorsun? Biz geçen senin Mayıs... Senin telefonun sürekli benim elimdeydi. Tamam. Çocukların tamam elinde. Sen neden yalan söylüyorsun? Biz bu durumlarla ilgili... Dur bir dakika bir Rasim Bey. Bir dakika dur bir karı koca anlatıyor. Sen nasıl bir şeydi bu bayanla konuşuyorsun? Vallahi 11 biz... Kasım'da, 11 Kasım'da biz bahçe ektiğimiz zaman sen elini böyle boynuma attın. Resimler hepsi duruyor verdim. Evet duruyor. Yapma dedim, ayıp dedim, kardeşim bu dedim sarılıyordu. Kasım nerede, Ocak ayı nerede? Hayır, geçen Mayıs'tan beri. Geçen Mayıs'tan, tamam ben niye görmedim? Hayır görmedim, ben sana göstermedim. Nasıl göstermedin? Nasıl bana göstermedin? Ama senin telefonun sürekli oluyor? Benim elimdeydi. Senin elindeydi. Neden bunu hiç bana yansıtmadın? Ben konuşuyordum. Tamam. Sen yalan söylüyorsun. Hayır vallahi ben yalan söylüyorum. Sen bayıldıktan sonra bu duruma geldin. Hayır. Hayatım, bayıldığın ben... zaman o kadın da senin yanına geldi. Çiğdem hayır vallahi öyle değildi. Sen Çiğdem, neden bayıldığın zaman Aslı geliyor Allah ambulansı arıyor? Çiğdem kocam bir yıldır yapıyor diyor sen de hayır diyorsun. Hayır ben bunu hiç anlamadım. Yalan söylüyor. Konuşuyorum geçen Mayıs ayından beri geldi bizim iş yerimize çalıştı. Tamam dokümanları çıkarsın. Tamam. Telefonun dokümanlarını çıkarsın. Hayır ne olacak öyle olunca? Hayır Müge Hanım çıkarsın. Ne İnanmak öyle... istiyorum yalan söylüyor. Hayır bir yıldır görüşsen olsun. Yok dokümanları çıkarsın bana. Tamam, ne değişecek? Çıkarsın. Ne değişecek? Bir şey çıkmayacak. Şey değişmeyecek ama o dokümanları istiyorum. Hayatım ben. Kadın da evde bir Mayıs, saatten... Müge Hanım gitmeden Çiğdem, önce Çiğdem, eşini hamile Çiğdem. Bırakıp gitti. Dinliyor musun? Karnımda onun çocuğunu taşın. Bak söylemeyeceğim dedim çünkü hak biz etmiyordu. 7 çocuk biliyorduk ama 8 çocuk bırakmışlar arkalarında. Ben Müge hastanelik Hanım. Oldum. Dur. Düştüğüm duruma bakar mısın? Sen şu an hamile misin? Evet. Çünkü bir ay önce çocuk istedi benden. Söylesin yalan hayır. Desin. Hayır. Kim ne nasıl zaman, hayır? Ne Aralık ayında bayıldıktan sonra. Ben de bilmiyorum. Ben çocuk istedim. Hira'ya kardeş yapalım demedin mi? Ya ben onun şakasına esprisine takılmıyor muydum? Esprisi şaka mı olur? Şakası mı olur onun ya? Aa, bunun şakası mı olur? Eğer bir dakika bir karışma. Melek bir dursanıza. Konuşalım. Sen şu an hamile evet. misin? Evet. İsterse hastaneye de beraber gidebiliriz. Kaç aylık hamilesin? İşte o gittiğinden beri hastaneden çıkarken söyleyecektim ona ben. Ama fırsat olmadı. Hatta Aslı'nın arkadaşıyla konuştum. Aslı'nın arkadaşı bana dedi ki keşke dedi ya hamile olduğunu. O zaman en az 2-2,5 aylık hamilesin yani. Aslı'nın arkadaşı dedi ki keşke dedi çocuğunun olacağını dedi. İlhan'a söylesene. İlhan dedi seni asla bırakmaz dedi. Bir şey söyleyeceğim dedi. Sen yani 2-2,5 aylık hamilesin. Ya o civarlarda var herhalde daha şey yapmadım. İlhan ne diyorsun çünkü buna? Hira... Vallahi benim bu olaydan şimdi haberim oluyor hamile olduğunda. Çünkü haberin niye oluyor? Millet kalktı dedi ki İlhan'ın karısı kocası gitmiş. Çiğdem şimdi nasıl söyleyecek hamile olduğunu? Bütün sökede yayıldığı için ben de söyleyemedim. Ben şimdi sana söylüyorum. Diyorum. Şimdi duydum. Tamam ben. Şimdi sana söylüyorum işte. Biz şimdi buradan hastaneye gidelim şimdi? Görürsün. Bir dakika dur abi ne yapacaksın şimdi? Ben bütün çocuklara kabulüm. Ben bütün çocukları kabulsün de kadın hamileyim diyor. Tamam. Bu hamilelik süreci nasıl geçecek? Öbürü kim? Ben kolay kolay da boşanmam. Aslı'da mı hamile? Çünkü ben hayır tekrar ona... kim diyor onu? Ne bileyim öyle konuşmaları... Hayır. Ben boşanmak istemiyorum yüzüne karşı da söylüyorum. Ben 10 yıllık tamam herkes evde kavga ediyor. Çoluk çocuk için herkes kavga ediyor. Kim kavga etmiyor ki? Zaten ben o hafta 4-5 gün hastanede yattım. Kendisi ya de biliyor ben de yorgundum. Duyman senin fikirlerinde değişiklik yaptı mı? Ben aslında ayrılmak istemiyorum. Aslı'yı bırakmak istemiyorum. Aslı'yı bırakmak istemiyorsun? Evet bırakmak istemiyorum. Peki karının hamile olduğunu öğrenmek seni etkilemedi mi? Sen şu anda senin şuurun yerinde olmadığını emin misin? Eminim. İlham sen böyle konuşamaz İlham ya. İlham sen Aslı, böyle konuşamaz çocuk. Aslı'nın 4 çocuğun bak, olacak. Bir dakika. Ben sen var ya tek sen kalemde dinle. Olmuş. Ya bir dakika. Dur. Ya Allah bir dakika anlaşalım. Sen boyunca aile tek kalemde silip atamazsın İlham.
Sen tek başına babacığım, tek başına bir saniye. Yani senin şu anda yeni bir bebeğinin daha olacağını topluyor. Duymak sende bir etki yaratmadı mı? Yarattı, yalan söyleyemem. Nasıl bir etki yarattı? Abi ben tamam, ben çocuğu doğursun, ben çocuğa yine sahip çıkarım. Hayır, bak nasıl konuşuyorsun sen? Ne, sen dalga mı geçiyorsun? Ne dalga mı geçiyorsun? Ya sen istedin. Müge Hanım, lan dalga geçme benimle. Şimdi benim vallahi çocuk o muhabbeti bana şimdi söyledin. İşte bilseydim söylerdim. İşte bana bir şey yansıtsa, işte 50 mesajlara baksana, TikTok'tan bir sürü mesaj attım sana. Söyledim. Ben hiçbir hat mat kullanmadım. E işte hat kullanmadım. Kullansaydı sana ilk gün attım. Mesajları attım Müge Hanım, telefonumda bakabilirsiniz. Söyledim. Çocuk için geri gel dedim. Söyledim. Attım mesajları. Peki mesaj bir saniye yalnız bak sakin durun. Ayağa kalkanı, kavga edeni çıkaracağım. Yani ben de burada bir yayın yapıyorum. Yok. Çünkü başım da çok ağrıyor. Lütfen bana da biraz acıyın. Gel ablam sen de buraya. Sen de bir Aslı'yla tanış. Çünkü Aslı da bugün şimdi bunu öğrendi. Bakayım onun fikrinde ne gibi bir değişiklik oldu. Gel Aslı. Sen de bir kardeşinle sarıl. Onlar da sana... Hayır, sarılmak istemiyorum. Onun kesinlikle. İstemiyor musun? Hayır, kesinlikle sarılmak istemiyorum. Ha, sen de istemiyorsun. Hayır, istemiyorum. Onun da eşi onu istiyor. İyi o zaman, gel sen de o zaman. Gel bari şöyle otur. Seni o zaman nereye oturtayım ki ben? Sen de gel bu tarafa otur. Sen de ortalarına otur. Geç şöyle. Benim böyle giyinmeme izin vermiyordun. Pantolon giymemi yasakladı. Özgürlüğümü elimden aldı ama. Makyaj yapmama izin vermiyordu. Pantolon giymeme izin vermiyordu. Ben perşembe günü pantolon eve getirdim. Bak yüzü yüzümde, yataktaydı. İlhan giydim. Bana ne dedi biliyor musun? Dinimize uygun değil dedi. Giyme dedi. Bak kullandığı kelime. Ya dini meseleleri ayrı bir kenara koyarsak ben size söyleyeyim. Neye izin verin? Neye kocanız? Bak şöyle bir kadın kocanız sizde olsun. Kıyafette neye izin vermiyorsa bilin ki bir başka kadın da zaten oraya bakıyor. Yok. Bak ben size söyleyeyim. İster kızsınlar, ister üzülsünler. Müge Hanım, insan sevdiğini kıskanır. Müge Hanım, insan sevdiğini kıskanır ki bırakmaz. İnsan sevdiği bayanı kıskanır ki pantolon giymesine izin vermez, makyaj yapmasına izin vermez. Kıskançlık değil bu her zaman. Bu her zaman kıskançlık olarak... Yok, biz 10 yıldır olarak... evliyiz onunla. Hiçbir şekilde... Bak bunu kıskançlık olarak algılayıp boyun eğmeye devam ederseniz... Sonra sizin giymediğiniz kıyafetleri giyen kadınlarla kaçıyorlar. Abi bir dur lütfen. Tamam, karı koca arasındaki bir mevzu bu. Aslı hoş geldin. Hoş buldum Müge Hanım. Şu anda Çiğdem hamile olduğunu açıkladı İlhan'da. Benim için hiçbir şey değişmez. Aynı. Ama yazıklar seninle beraberken sana. Karısını hamile bırakmış. Sen bunu nasıl kendine yakıştırdın? Nasıl yakıştırdın sen kendine? Allah sen bu ailenin başını bak. Nasıl yere eğdin sen? Yapalım. Sen bizi ben düşürdün duruma ben bak. Allah senin belanı versin. Sen bunları niye Cafer'e mi söylemiyorsun? Niye eşime söylemedin? Sen bunu sen ailenle... Orada dur. Siz biliyordunuz Cafer bana böyle yapıyor. Sen bunu yapmayacaktın. Sen kendini bu duruma düşürmeyecektin. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen bunu kocanla aile evet, hata yaptım. Ben farkındayım. Bu yola ben sormayacaktın sen. Ben tek başıma yapmadım. Tamam, ne yapacaksın? Aha yüzü de senin karşında zaten. Hayır. Yazıklar olsun ikinize de. Ben tek başıma bir şey yapmadım. Aslıcığım, siz biz buraya gelmeden önce röportaj yaptık. Bir yıldır İlhan'la beraber olduğunu evet, söylüyorsun. Evet, doğru söylüyor. E tamam, İlhan kaçmış 55 gün eve. Karısı da diyor ki hamileyim ve şimdi öğreniyor. Yok, yani... benim için hiçbir şey değişmez. Aynı. Seni nasıl aldatmış? Nasıl değişmeyecek? Benim için hiçbir şey değişmez. Seni de aldatmış. Sen dört çocuk nasıl arkanda bıraktın gittin? Nasıl bir vicdan var ben sende? Ben çocuklarıma vazgeçmedim. Ben eşimden vazgeçmedim. Vazgeçmişsin. Ben çocuklarımdan vazgeçmedim. Nerede senin çocukların? Nerede senin aile? Ben çocuklarımdan vazgeçmedim. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Nerede? Nasıl vazgeçmemişsin? Nerede senin çocukların? Sen neredesin? Senin çocukların nerede? Babaların yanında. Babaları yanında? Babası ne durumda olduğunu biliyor musun peki? Babası beni tehdit ediyordu. Diyordu git ben çocuklarıma ayrılacaktın bakarım. Ayrılacaktın kardeşim. Böyle bir yola başvurmayacaktın sen. Sizinle sen tehdit ediyordu beni. Nasıl yakıştırdın? Beni babamla tehdit nasıl ediyordu. Yakıştırdı? Tamam kardeşimle tehdit ediyor beni. Onu ne yapacağım ben? Sen onlarla beni tehdit ediyordun. Onunla değil. Ben aileme söylemezdim. Benim ailem kalktı sonra yine Cafer'e verdi. Kavgamız her çıktığında yine veriyordu. Cafer'e sen de bunu biliyorsan. Sen ailene gitmesen sen devlete sığınacaktın. Benim böyle bir durumum var. Böyle sığınmadım. Yola ben bir kere de devlete sığındım. Ne oldu? Yine çıktım Cafer'in yanına geldim. Değil. Tamam. Beni düşürdün duruma bak. Ben seni bir şey yapmadım. Beni bu insanlarla mahtap ettirdin. Hayatım dayaklar yemiş bütün ailen. Onlar da öyle kavga dönüş kırım kıyamet. Vallahi benim kızım 1,5 yaşında yolun ortasında kalmıştı. Komşum alıyor. Hani belki biri üstüne düştü. Belki o silah sırasında belki başına bir şey geldi benim evladımın. Bu mu vebalini verecekti? Ya çocukların günahı ne? Senin çocukların kaç bu yaşında? Bu çok düşkündü kızına. Aşırı derecede düşkün. Ben yine çocuğuma düşkünüm. Senin ben çocuklarımı atmamışım. Çiğdem. Ben seni bırakmıyorum. 1,5 yaşında. 1,5 atmamışız. Biz atmamışız. Biz çocukları atmadık. Tamam Cafer dört çocuğu gitsin. Benim çocuğuna desen milletin dört çocuğuna mı bakacaksın? Bu kendi evladına bakmayın. Ben senin şirine gelince sen Asya'ya atla diyordun.
Sen benim ayağımda Asliye abla demedin mi? Evet, ona ben de şahidim. Yazıklar olsun sana. Hem de yazıklar olsun. Evet, abla dediğin insanı götürüyor. Yazıklar olsun. Hayır, sen ablanı mı götürdün? Öyle bir şey kendine yok. Kendine iş yaptın. Bana bir kere abla demedi. İlk başta tek dedi. O da daha yeni tanışmıştık biz. Müge Hanım tek bir şey bir kere abla demeli lazım Aslı'ya da. Laf var ya demek ki doğru diyor ya şey. Hani ailem beni tekrar Cafer'e verecek. Çocukları da perişan. Cafer diyor gelsin diyor kendimize yeni bir sayfa açalım diyor. Ben hiçbir şekilde diyor. Ailemi de kabul çocuklarıma etmiyorum. Çocuklarıma baksın diyor. Çocuğu küçük ben onu da. Ben senin yüzüne karşıyım. Müge sen de bana bir sürü itirazlar bulundun. Ben bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Aslı, İlham. Yalan konuşuyor. Bir dakika bir durur musunuz? Arkadaşlar yeni bir gelişme oldu farkında mısınız? Alt yazıya da yazın lütfen. Dur. Arkadaşlar. Savunamaz. Yeni... Ben onun nikahlı karısıyım burada oturuyorum. Savunamaz. Bak yeni bir gelişme oldu. Bilmem doğru bilmem yanlış. Çiğdem'le buradan hastaneye gideriz baktırırız. Gideriz bakarız. Çiğdem diyor ki ben hamileyim. Tam ben. E tamam yani ben siz şimdi bir halt karıştırdınız. Ama şimdi yeni bir şey oldu yani. Ben 55 günlük. Zevk için yuvamı yıkmam. Açık ve net söylüyorum. Bir dakika yani. Dur bir dakika Dilan. Yani he? Yeni. Terbiyesizlik yapma. Sen benim muhatabım değilsin. Bana o şekilde değilsin. Konuşamazsın sen. Sen benim muhatabım terbiyesizlik değilsin. Terbiyesizlik yapan o sen değilsin. Sen benim muhatabım değilsin. Ben senin muhatabım değilsin sen. Ona eşine sen söyle. Sen kadın olsaydın dört söyle. Çocuğuna bakardın. Eşine söyle. Niye bana söylüyorsun? Ona da söylüyorum. Sen ona mı evden şey yaptın? Adam ben senin yüzünden evden kaçtı. Adam her gün bana diyor bunu. Ben onun arkasındayım. Ay, sen onun aklını çeldin. Ben kocamın arkasındayım. Hayır o senin aklını çeldin. İlhan söylesene. Hayır ben aklımı hiç çekmedim. İnan ki ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika tek tek bir müdahale edin. Ben bir şey bizim Sevim, kaçma olayımız, bizim birbirimize kaçma olayımız son güne kadar Allah için konuş. Hani burada hadi o var bu var değil bak. Bizim son ana kadar bizim hiçbir planımız da yoktu, evet, hiçbir eylemimiz de yoktu. Yoktu. Ne oldu sonra? Biz kendi kendimize karar verdik. Ne oldu? İyi saati olsun. Ne oldu? Karar verdim. İzin ver bir şey söyleyeceğim. Bak tam şu an. Tamam bak ben biliyorum siz inanmayacaksınız. Bahsetme dedim. Önce bahsetseydin. O başkasının nikahlı karısı. Bak sus. Dinle. Sen önce Allah'tan bahsetme. Sayın Ayşe'den şimdi Allah'tan bahsetme. Sen demiyor muydun bu evli bayan nasıl kaçacak birisiyle? Sen böyle bir insan değildin. Ben Aslı'yla beraber olmasam da dahi. Bak ben açık açık söylüyorum. Aslı'yla beraber Aslı'yı alıp götürseler bile dahi. Tamam mı? Bak açık gerçeğini söylüyorum. Kimse bana uzlaşmasın, kimse de benim yanıma gelmesin. Ben gitmeyeceğim ailemin yanına, tamam mı? Tamam, gitme. Çünkü benim Allah'a olan ben inancıma bile inanmıyorlar. Ben Allah'a olan inanıyorum. Tamam, hayır. İnanmıyorum. Ben Aslı'ya yemin ettim diye bırakacağım diye. Aslı'nın senin hayatın tehlikeli olduğu için senin peşindeyiz. Bir dakika meksusana. Sen Barış'a yemin ediyorsun yani ben gelip ben Aslı'yı bırakıp geleceğim. Ben orada kurtulmak için o yalanı söyledim. Yemin etmek kurtulmak değil. Madem kurtulmak için sen niye kız kardeşlerine geldin madem öyle sen? Ama siz ya bizi... Kız kardeşin niye evine geldin madem öyle sen? Madem kurtulmak için ödeymiş. Hayır. İnsan bir kapıyı çalıyor. Müge Hanım, Aslı'cığım ben yalnız bak çok... Müge Hanım bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Hepiniz aynı anda konuştuğunuz için olmuyor. Bir şey gösterebilir miyim? Şimdi Çiğdem... Melek bir takım şeyler iddia etti ve kardeşinin evet. hayır Melek bir takım şeyler iddia etti. İlhan'ı da dedi. İlhan da dedi bana söyledi saf bir çocuk dedi. Melek kim diyor safmışım ya? Aslı da onu kandırıyor dedi. Melek öyle. Kim diyor onu? Öyle bir ben şey saf yok. Mıyım? Yok saf öyle bir şey. Ben söylemiyorum. Yani vallahi iyi niyetli olduğunu. Vallahi dört çocuklu kadınla kaçınan adamın da ben biraz aklından da şüphe ederim yani şimdi orası da bir gerçek yani. Kusura bakmayın. Akıl dediğiniz şey illaki matematik problemi çözmek değil. Bir de EQ denen bir şey var ya sosyal zeka. Üç çocuklu bir tane daha yoldaymış. Dört çocuklu adamın dört çocuklu kadınla kaçmasının. Görseydi zaten şimdi çoktan gelmiş. Bir saniye. Yani kaçırması da çok akıl işi değil. Fakat şunu merak ediyorum. Aslı yaptığın röportajda zaten göstermişsin. Melek onu iddia etti. Dedi ki kolunda dedi izmarit izleri var ve dedi evet, kesik var. Dedi. Evet var. Şimdi bir görebilir miyim? Sen bırak, kendine bütün her tarafına izmarit bak, batırmışsın. Hayır dedi. Bu kolumda da var bu kolumda da var ama başka bak, da yok. Tamam bir gösterebilir misin? Tabii ki. Şimdi bir dakika durun ya. Sen niye bu izmaritleri böyle buralara batırıyorsun? Ya hoşuma gitti yaptım yani. Bunun İlhan'la bir alakası yok ki. Ya bugün İlhan'a başka da yaparsın hoşuna bir dakika kolunda da var anladığım şiddet kadarıyla bunlar. Tabii ki bu daha gelmeye. Önceydi. Bu 6 sene önceydi mesela. Bu daha yeni. Onlar ne onu görmedim. Onlar da aynı. Aynı şekilde. Gene izmarit izi mi? Tabii ki. Müge Hanım şurasına da bakar mısın? Şey, İlhan'la bir alakası Müge yok yani. Gitti gündüz kollarını kesmiş var. Bunun. Tamam, Müge, ama, Müge Hanım şurasına da bakar mısınız? Aslı'nın iddiası. Kollarında bu jilet mi var? Kolları zaten... Bu jilet değil ki ben çocukken düşmüştüm şey evliyken ben. Senin 12 yaşındaki kızın bana dedi ki... Benim annem dedi kızın da bağlantısı kursun bak çocuktur Müge Hanım sesi bana geliyor. Abla diyor ben diyor annemin yaptıklarını babama söyleyeyim. İlhan'la alakalı değil başka insanlarla. Annem diyor kalktı beni dövdü diyor, odaya koydu diyor ben konuşamadım diyor. Çünkü niye öyle söylüyor biliyor musun? Niye babası öyle dolduruyor. Ama başka erkeklerle konuştuğunu söyleyecekmiş. Sen yalan konuşuyorsun. Sen kalkıp çocuğu sen dövüp odaya koyup sen demişsin ya Cafer gelmiş demiş Aslı
Her gün insanlara kandırıyor, evleniyor. Cafer yemin bir olsun. Şey söylemiş, sen yalan evladımın söylüyorsun. Üstüne yemin para ederim. Bak evladımın üstüne yemin etmem biliyorum. Sen biliyorsun değil mi? Kız da istemiş olabilir. Cafer ama bana sen dedi ki 10 tane erkekle konuşmuş bunu, dedi. Bunu İlhan'ı tek Cafer söyleyen Cafer değil. Cafer öyle dedi İlhan'ı değil mi? Bırakıp başkasına balansı, yemin ederim bak İlhan'ı. Ama bir dakika bir konudan konuya atlamasak. Yani şimdi bu senin... Tamam bıraksın gitsin. Bir dakika yani böyle bir... Bir dakika böyle bir mazoşist şeyin mi var? Yani acı çekmekten mi hoşlanıyorsun? Hayır öyle bir şey. Arkadaşlar bir durur musun? Çiğdem. Çiğdem. Şşt. Yani senin böyle bir mazoşist bir tavrın mı var? Hayır, hoşuma gittiği bir ara yaptım yani. Öyle bir takıntım şey mi yok? Bir dakika. Doğru demedim mi? Evet. Kendine hani belki mazoşisti bilmiyorum. El ezer. Kendine el ezer eziyet etmekten mi hoşlanıyor? Özgür Hanım dün Ali Ertaş kendisi demedi yani mi? Kendine, böyle bir dakika. Ama durun ama ya. Yani yok, senin böyle bir psikiyatrik problemin mi var çocuğum? Hayır yok öyle bir şey. Tamam, bak ben Kayseri'deyken bir sinir krizi geçirdim. O da yani eşimden dolayı bir de şeyden dolayı. Kalktım beni hastaneye götürdü. Hı. O hariç benim şeyim yok, psikolojik sorunlarım yok. Ama araştırabilirsin. Gösterdin mi ben bunları böyle yapıyorum? Hayır ben doktora göstermedim ondan ama sonra. Ama onlar çok ciddi yanıklar. Yani Allah korusun insanın eli falan çarpıyor birinin elindekine. Günlerce bir de acısı geçmeyen, çok zor geçen bir şey. Tamam o izmaritizi. Ben öyle yaptım, istedim öyle yaptım. Yani ne zaman yaptın onu? Kendi çocuklarıma yapmadım, yalan söyleme! Tamam bağlansın, kocam söylesin. Doğru kendi konuş. Çocuklarına şiddet uyduruyorsun sen. Öyle ben çocuklarımı... Sen, sen nereden biliyorsun? Sen benim evin içinde miydin? Kocan söylüyor. Yalan söyleme benim kocam... Yani sen başka da kimsenin eli elime değmedi. Sen çok şükür. Benim çocuklarımla yalan ya konuşamazsın. Doğru söyle. Sen Melek de senin gibi Dilan senin de adam tehdit etmiş. Sen yalan konuşmayacaksın. Anlaşılmıyor. İstiyorsan da hiçbir şey anlaşılmıyor. Bak böyle hiçbir şey anlaşılmıyor. Çiğdem bütün sesleri alın. Bütün sesleri alın. Bak bir şey söyleyeceğim. Söz vermeden... Aç İlhan'la Çiğdem'i. Ben eşimden boşanacağım zaten. Sen merak etme ben boşanacağım. Sen benim kocamın yanına gidemezsin. Senin kocan kendin mi? Hadi gelsin bakalım nasıl geliyor. Ben gittim ona. Sen gittin. Ona ilk açılan kişi de bendim. Tamam. Konuşan kişi de bendim. Ben senin nikahlı eşinim. Tamam. O senin nikahlı eşin değil. Peki Çiğdem. Ben gideceğim o diyor. Kadar bir dakika durur musunuz? Ama lütfen. Ama lütfen yani gerçekten ben ördek besliyorum. Bazen böyle mamaya giderken hepsi bak 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 öyle konuşuyorsunuz ama biz insanız. Bir durur musunuz? Melekciğim senin hiç lafın yok zaten burada. Sen bir otur dur. Senin hiç sana söz düşmüyor. Sen dur. İlhan. Eşin diyor ki ben kocamı göndermem. Ne diyorsun? Ben gideceğim. Gideceğim. O da tamam diyor, çocuklarını görsün sonra gitsin. Tamam. Kızım hasta. Bak gördüler tamam, zaten çalışanlar. Ama ben gideceğim diyor. Tam çocuklarını Çiğdem görsün de gitsin. Diyor ki ben hamileyim. Aslı da kocasına mı döner başka bir yere mi gitsin? Ben evliliğime bir şans vermek istiyorum hayır, diyor. Hayır ben evliliğime şans vermiyorum. Ben kocam yanına ben gidiyorum. Ben İlhan'a gideceğim. Şans ona verecek. İlhan'ı vermeyeceksin o yani. O kadar hakkım üstünde var değil mi senin? Dur. 10 yıl yılda bilesen. Evliliğimizin evet. Hiç çocuğumuz karnındaki nazarına bir şans. Tamam ben onun yanında. İlhan da Çiğdem. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Gülese Çiğdem'i dinler misiniz? Gel abla. Bakma. Oraya oraya. O çocuklarınızı oraya, öyle yetiştirdiğiniz oraya. İçin zaten bunlar başınıza geliyor. Hayır çok konuşuyorsun. Erkek. Ya Gülesel abla bir dakika gel ama biz de bir konuşalım ne oluyor? Tamam o bir şey yapmıyor. Sen karını sustur o konuşmuyor. İlhan, İlhan bir Çiğdem'le konuşuyor, bir dinleyin, evet. Sonra Çiğdem, da Rasim Balcım, tamam. O da karısıyla konuşmak İnan istiyor. İnan ki ben artık seninle kalmak istemiyorum. Tamam gel, bunu kabulle. Konuşacağız, buluşacağız. Tamam, konuşalım, gideceğiz. Tamam. Tamam, yayın sonrası çocuklarını gör, bakalım tamam. Çocuklarının fikri ne? Tamam, çocukların fikrini de alacağım. Yusuf'la Berat, tamam. Bakalım ne diyor sana. Tamam, tamam. Gidelim, şimdi tamam. Gidelim. Tamam.
Tamam gideceğiz tamam, işte. Yani, İlhan yatıyordu. Çiğdem, çocuklarının İlhan'ın fikrini değiştireceğini mi düşünüyorsun? Çocuklarım biraz zaten ben baştan... Ben çocuklarımı seviyorum. Ben çocuklarımı attım diye bir şey söylemiyorum. Hı. Ama çocuklar bakalım ne diyor babasına. Ben Müge Hanım çocukları okuldan eğitim getirdim. Dur vereceğim bir saniye bir şey konuşuyor gelinin. Çocuk... Gelinin ikna etmeye çalışıyor oğlunu bir dur. Dün geceden beri otobüste babamızı almaya gidiyoruz, babamızı almaya gidiyoruz. Bir görüşsünler bakalım çocukların büyük çünkü yetişkin biliyorlar. Tamam ben sana şunu söylüyorum. Yani sen evet. Çocuklarıyla konuşunca eve döneceğine dair bir ümit mi taşıyorsun? Bir de ben İlhan'la bir yalnız da konuşayım çünkü İlhan tahmin etmiyorum bilmiyorum. İlhan Aslı'ya bakarak konuşuyor. Hayır alakası yok. Evet. Hayır. Dikkat ederseniz İlhan Aslı'ya bakarak konuşuyor. Hayır hiç İlhan'da de İlhan'da bir şey var. Ha, ben İlhan'ı hastaneye götürmek istiyorum. Bir tedavi ettirmek istiyorum. Allah aşkına gel beraber gidelim. Kan tahlili yaptıralım bir şey yaptıralım Müge Hanım. Ne yapmış olabilirler? Yok Allah aşkına bırakın ya. Bilmiyorum ama İlhan... Ya siz niye bu kadın hakkında bu kadar kötü düşünüyorsunuz? Bu kadın ne oldu merhametsiz misiniz? Ne kadar bu kadını tanıyorsunuz? Kadını savunmuyorsun. Ben senin nikahlı karının yanında tamam. Oturuyorum. Sus. Hayır neden bu kadını bu kadar... Milletin namusu hayır, sana kalmadı. Susar mısın? Kocası arasın. Biraz açalım. Ya sana ne? Ya sana ne? Sana ne? Seni kabul etmiyor. Adam bana ben söylediği şeyleri ben desem sana var ya. Oluyor. Sen adama çok hasta vermişsin. Sen yüzsüzsün işte yüzsüz. Sen yüzsüzsün. Sus. Sen yüzsüz sen seni kabul etmiyor işte. Diyor ki adam sen bana çok şey anlattı. Evinde sen karı olsaydın efendim Melek söyle. Şey açıklık getirmek istiyorum. Abim dedi ya hani bizim son dakikaya kadar böyle bir şeyden haberimiz yok. Geç aşkım artık onları lütfen. Son bir şeyi söylemek istiyorum. Ama abim bana önceden diyor böyle. Seni götüreceğim. Aslı evet. Kendini kesip biçtiği ve kendini öldüreceği için abim bunu götürüyor. Ve abim arayıp diyor ki Aslı'yı öldürecekler gelemem diyor. Hayır. Ben hayır, tamam, önce de, işte eşim ben sabah sıra kopmamak için o yalanı söyledim. Ben kabul etmedim de hatta. İlhan ben sana söylemedim mi? Ben evet. Çocuklarımı bırakmam. Tamam evet. Cafer dön çocuğunu getirsin. Boşanca tamam, al beni dinle. Cafer de zaten boşanacağım. Senin sözüne tamam, kalmadı dinle. Caferden git boşan. Hayır Caferden git boşan. Tamam. Dört çocuğunu al. Ben de buradan İlhan'la gidiyorum. Dört boşanma davası açıp boşanıyoruz. Üç çocuğunu veriyorum. Dört çocukla mutluluğunuzu yaşayın tamam? Yedi. Hayır. Başka bir şey üstüne söylemeyeceksin. Hak ve hukuk böyle. Müge Hanım öyle değil mi? Ben boşanacağım zaten. Tamam ben git. Ağzına boşan gel. Ben de İlhan'ı diyor. Götüreceğim. Söke de boşanacağım. Hayır çocuğunu ben vereceğim. Cafer yanında hiçbir şekilde gidemem. Hayır rahat bırakmayacağım. Hayır ben sana de söz vereceğim. Hayır bak, kabul etmiyorum onu. O çocukları benden alacaksın sen. Ben var ya. Ben o çocukları sana vereceğim. Kendimi burada var ya ölürüm. Ben burada ölürüm ama senin Müge canını yere koymam. Ben böyle. Bu kadına İlhan güvenmiyorum. Güvenmiyorum ben. Ben ne biliyorum ki İlhan istediğin yere. Ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum. Çıktım an. Ben nerede kalıyordum oraya gideceğim tekrar. Baba öyle bir şey yok. Öyle bir dünya bir dakika, yok. Sen beni bıraksan da ben ailemden gideceğim. Aslı bir saniye dur musun? Aslı. Aslı. Bir dur. Bak konuş. Aha. Senin sevgilin, senin karın, senin ailen. Ne yapayım ben? Bana neler yapma? Biz kaçmadık. Aslı senin kulakların duyuyor mu? Sen de bir annesin, senin de kızın var. Aslı senin kulakların duyuyor mu? Şşt. Aslı kulakların duyuyor mu? Duyuyor tabii ki Müge Hanım. Şey bak benim namusuma bir şey dediler. Zoruma gidiyor benim. Kusura bakma dört çocuğunu bırakıp dört tamam, çocuklu adamla kaçanın namusuna laf söylerler gitmişim. Hayatım. Ben kusura bakma. Ediyorum. Bak sen bunu göze alarak gittin. Ama... Söylerler siz. Yavrum. Ama kabul ediyorum. Siz onu yaparak göze alıyorsunuz. Kusura bakma. Sen kırıp dizini otursaydın çocuklarının başına sana kimse söylemezdi. Çiğdem, bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadar çeneye her kocada kaçar kızım ha. Biraz da yani lütfen. Hayır, başkasının namusunu savunmasın. Tamam, bırak kim savunuyorsa savunsun. Aslı bir şey soruyorum sana. Diyor ki Çiğdem, ailesi de, İlhan gelsin. Biz diyor konuşacağız, boşanacağız bilmem ne falan filan. Sen hayır kabul etmiyorum. Sen İlhan'ın kandırıyorlar gitmesine izin ben biliyorum çünkü Müge Hanım daha önce de öyle bir olaya tanık olduğum için biliyorum. Peki sana bir şey soracağım. Ben yani İlhan'ı meleğin evinde. Bak İlhan buradan gitti demek ki. Gitti. Evet. Yani sana geri dönmeyeceğinden mi korkuyorsun? Yok korkmak değil. İsterse beni bıraksın ama ben biliyorum onlar İlhan'ı kandırıyorlar tamam. Ve oraya götürdüğü an İlhan'ı başka bir yere gönderirler. Çünkü benim yanımda da öyle bir konuşma bak, yaptılar. Durmuyorsunuz ya, ama bak peki sen diyorsun ki o zaman babayla anne bak bir dakika hayır ya benim de kusura bakmayın ya.
Aa, ben mecbur değilim ama böyle bir konuşma yapmaya. Ben de sakin sakin konuşacağım. Abi konuşsaydın bugüne kadar, sen verseydin çocuğuna o terbiyeyi. Bak benim erkek kardeşim var, Efe yukarıda. Ölümüne burada iddiaya girerim. Asla 4 çocuklu kadını kaçırmaz, biliyor musun? Bak asla. Annem ona hakkını helal etmez, bilir. Senin karın diyor ki, senin karın oğluna dönüp diyor ki, benimki erkektir yapar diyor. Aradaki fark o. Erkektir yapar yapma. Diye yetiştirirseniz bugün bunu yaşamaya mahkumsunuz. O ithaf kusura yanlıştır. Bakmayın. Yanlış, öyle yetiştiriyorsunuz. Çocuklarınızı öyle yetiştiriyorsunuz. Geçin gidin, hayır. O ithaf yanlıştır. Erkek, ithaf yanlıştır ama işte oğlunu çocukluğundan beri öyle yetiştiriyor. Oysa kızını nasıl yetiştiriyorsa oğlunu da öyle yetiştireceksin. O zaman da bunları yaşamazsınız. Kusura bakmayın. Durun bir dakika. Ben şunu söyleyeceğim. Çiğdem bir dur. Çiğdem. Çiğdem. Bak bu kadar çeneye her koca kaçar. Benden de sana bir abla tavsiyesi. Haklısın ama sus biraz. Ben başkasıyla gitseydim eşim böyle mi oturacaktı? İnan ki sen başka zamanlar böyle konuşuyordun. Konuşup hep iyi yaptın. Hep beni şişirdin. Çocuklarını bırakma. Hep sıktın. Bir şey söyleyeceğim. Aslı diyor ki. Çocuklarını al git. Çiğdem. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Çiğdem bak basit. Senin lehine bir şey söyleyeceğim. Bir dinle. Diyorsun ki eğer alıp götürürlerse kandırırlar İlhan'ı. Evet doğru. Bana geri dönmez diyor. Çünkü Meleğin evinde de öyle konuştular. Heh, tamam. Şimdi de Çiğdem, Melek ve anne, İlhan'ın ailesi de diyor ki aldı Aslı götürdü kandırdı diyor. Hayır. Yani demek ki sen şey de böyle yok. Ortada duruyorsun. Kim çekerse oraya mı gidiyorsun? Hayır, öyle bir şey yok. Müge ben öyle bir insan değilim. Bak Aslı da öyle diyor senin için. Karın da aynısını söylüyor. Aslı da aynısını söylüyor. Neyi? Hayır. Aslı şimdi diyor ki. He. Ben biliyorum, bana orada baskı uygulanacak. Gitme, etme, çocuklarını bırakma. Belki Aslı hamile... da sana baskı uyguluyor o zaman. Hayır, Aslı bana işte baskı uygulamıyor. Benim baskı uygulayacak bir tarafım yok. Şey söyleyebilirim. Ben tek başıma kendime yeterim. Ama ben sana Aslı da baskı altında tutuyorum. Ben tek başıma da yeterim. Ben de o şey de var. Hayır, götürülürse kandırılacağını düşünüyorsun. Tamam mı? Dinleyelim. Bak, sırayla. Koymadık. Kendi ailesi bunu kendi söyledi. Bizzat tamam, Ali abisi susun. Başka bir erkekle gittiğinin iddiasını koydu. Susar ben iftira mısın? Atıyorum abisi benim de iftira Ali atıyor. Benim Ali abim mi söylemiş? Bak ben sana hayır yok öyle bir şey. Ben bana onu anlatabilirim. Bana defalarca ailen için istiyorsan git dedi. Ben sen bırakmayacağım dedi. Sen yalan konuşuyorsun. Bana defalarca. Doğrulara Allah konuş bak. Burada bile yalan beyim. Konuşuyorsun. Ya arkadaşlar niye birbirinizi dinlemeden konuşuyorsunuz ya? Senin kardeşin tamam, itiraz bir işte bak. Bana defalarca aha yüzü de burada. Ben inan Allah'tan, ben Allah'a da karıştırmıyorum. İster inan ister inanma. Ben o zaman çok samimi söylüyorum. Bana 50 sefer de söyledi. Ya bir aileni istiyorsan dinle ya. Git ailenin yanına git dedi. Git dedi. Bana defalarca bunu belirtti. Evet dedim. Hayır. Sen niye konuşuyorsun? Ben konuşuyorum. Sen sus. Buna ister inan ister inanmayın ya. Ben bunu çok samimi söylüyorum. Seni dinledi ha. Dinle. Ya bak ben bir şey söylüyorum. Tamam konuş. Tamam. Yok abi şu an çünkü oğlun konuşuyor. Bir dinle bak bir şey anlatıyor çocuk. Arıyordun bana 2 aydır. Bana defalarca söyledi git dedi. Geldi. Bana git dedi. Ben dedim ben seni bırakıp gitmek istemiyorum. Ben seninle olmak istiyorum. Seninle hayatımı devam ettirmek istiyorum. Ben biliyorum siz buna karşı çıkacaksınız. Siz bunu kabul etmeyeceksiniz. Ya. Vallahi etmeyeceksiniz ya. İnan için. Anne Allah için. Tamam siz de derdinizi anlatın. Biz de çocuğu getirdim. Yok, yok, yok. Tamam hayır ben bunların hepsini kabul ediyorum. Ben kim? Ben çoluk çocuğum ortada. Tamam dakika, ben onun çoluk tamam. çocuğunu düşünmedim. Ben ya bir dakika ben ya, de konuşayım. Tek onun konuşmayla olmuyor ki. Tamam ben bir anlatayım sen, sen de anlat. Baba, ben bir anlatayım baba. Sonra sen de anlat. Baba. Tamam ben babama kurban olayım. Ama şu anda çocuğumu dinlemen gerekiyor. Çünkü giden ben babama kurban olayım. Rasim Bey. Tamam efendim. Bak, çocuğumu inan ki, dinlemezsek belki anlamayı sizin nazarınızda, sizin nazarınızda belki ben... Ben kabul ediyorum. Allah katında çok büyük bir yanlış yaptım. Yuva yıktım. Kaç tane insanın vebaline girdim. Sizin vebalinize girdim. Siz beni sırtınıza taşıdınız. Siz bize emek verdiniz. Ben hainlik yaptım. Ben bunu kabul ediyorum. Etmiyorum değil. Ama ben sevdim bu kadını. Yalandı, o da yalan değil. Çilem'le her seferinde tartışıyorduk. Geçen sene yine Hira hastaydı. Geçen sene yapsaydın. Bırak. Boşasaydın. Ben geçen sene Aslı'yı tanımadım. Tamam, ben Aslı'nın boşasaydın. Sıcaklığını... Kayacağım, hayır boşasaydın, boşasaydın değil. Nasıl gelip istediğin telli duvaklı götürdün, aynı şekil boşasaydın. Peki senin ailen, benim ailen bunu kabul edecek benim miydi? Babam, benim babam, benim babam beni istemeyen bir adamın yanında beni zaten bırakmaz. Tamam mı? O kadar şerefli bir insan onlar. Çiğdem'i de istemiyorsan Çiğdem'i de istemiyorsun. Ben elini ayağını öpeyim. Elini ayağını öpeyim. Melek, sadece sen şunu, konuşma ya. Şunu söylemek söyle. İstiyorum sana.
can güvenliğin yok. Biliyorum. Sadece yok. Senin canını güvene almak istiyorum. Bak Allah aşkına. Ben canını güvene almak yemin ediyorum istiyorum. Ben bunu çok samimi söylüyorum. Çiğdemi de isteme. Hayır, Çiğdemi tamam. de isteme. Bak ama yemin ediyorum. Ama siz de can güvenliğimiz yok diye gidip kaymakamlığa evet, ardından karakola gitmişsiniz. Evet verdik yalan değil. Bizim peki, can güvenliğimiz yok. Peki kim tarafından tehdit ediliyorsunuz? Biz kimi kayıt... Bunun eşi bizi bırakmayacak. Yalan değil. Ya, tamam. Vuracak ama bizi. Konuşma yapma. Tamam. Ama Allah ben aşkına bizi vurmaları da niyeti varsa benim ailem de olsun. Aslı'nın ailesi de olsun. Aslı'nın eşi de olsun. Yemin ediyorum ben kendim de savcılığa bizzat ifade yani vereceğim. Siz hayır ben bizzat ifade vereceğim. Hayır sizin şey siz vuracaklarını bile bunu göze yaptım, alıp yani bu aşkla mı kaçtınız? Yaptım efendim sevdim. Ben gerçekten onun sıcaklığına, onun merhametine inandım. Belki benim ailem bana kötü gözle bakıyor. Bak biliyorum annem bana kötü gözle bakıyor. Bu ne? Ya tamam. Bu ne? Ya her kendi vücuduna zarar veren insan. Bak bana işte kötü i̇nsan gözle bakıyorsun. İnsan onlara güveniyor mu? Onlara güveniyor mu? Sende de konuşuyorum. Sende de sadistlik var sen mı? Onlara var efendim, mı? Sadistlik. Yani sende de sadistlik var mı? Sadistlik ne demek yani? Yani sende de böyle hani birine zarar vererek zevk yok, almadığın. Yok yok hayır yani bir şey insan değilim ben. Öyle bir insan İlhan değilim. İlhan 3 tane çocuğu var daha tek tokat vurduğunu görmedim. Yok genellikle yani. Mazoşistlerle sadistler iyi anlaşır da o yüzden soruyorum yani. Yani hani o ona kendine o acı çekmekten hoşuna sen anne, mi batırıyorsun onları bak yani? Ben sizle konuşuyorum. Ben Çiğdem'le de konuşuyorum. O öyle sana olmaz. Bak, o birbirlerini bulur onlar. Bak baba benim yüzüme bakma. Tamam. Bak ben sizin yüzünüze bakıyorum. Tamam. Tamam ben size karşı peki, yanlış İlhan, yaptım. Ben kabul ediyorum. İlhan tamam. Dur annenle babanla niye konuşursun bak. Ya? Galiba bak İlhan çok bir önemli bir şey söylüyor. Baban da bir şeyler söylüyor. İlhan diyor ki bir dakika. İlhan diyor ki ben boşanmak isteseydim. Bana ailem müsaade etmeyecekti. Etmeyecekti. Şimdi bu bir kere çok kötü bir şey. Yani buna ailelerin karışması. Yani hayır şöyle bir şey var abi birisi boşanmak istiyorsa ailesi ne karışabilir? Ama bana söyleseydi. Bak biz babamız yanında öyle bir insanız. Benim babam da çok iyi bilir. Biz babamız yanında konuşacak insanlar değiliz. Hani bizim örfümüz, i̇şte adetimiz gereği. Konuşmayınca biz, bunu yapıyorsunuz. Bana keşke konuşsanız bunu yapmasanız. Ama bana söyleseydi demek ki bu Müge terbiyede Hanım. Bir yanlışlık var arkadaşlar. Müge Hanım bana söyleseydi üçüncü çocuğu yapmasaydı. Kadınla beraber neden yapıyor? Melek dur lütfen. Melek, senin lütfen. Ne hiç alakası yok? Müge Hanım madem boşanmak istiyor ya geçen sene. O zaman neden üçüncü kızı tamam, yaptı? İlhan, yapmasaydı. Neden Çiğdem'e dedin mi boşanmak istiyorum senden? Hiç söylemedim. Hiç ifade etmedim. Ha. Yalan değil. Ha. Çünkü onun ailesi de bize sert çıkacaktı. Benim ailem o kadar, benim namusum o kadar nasıl bırakırsın? Benim ailem ne bana. Kadar seni seviyordu? Biliyorum seviyordu. Üç tane damadı vardı aralarında en çok seni seviyordu. Evet tamam, biliyorum. Peki İlhan. Hala da destek çıkıyorlar bana. İlhan babanın karşısında konuşamıyorsun terbiye olarak. İlhan, Çiğdem'in ailesine bir şey söyleyemiyorsun terbiye olarak. Bana söylesin. Ki bu terbiyenin bakın ne kadar yanlış olduğunu herkes otursun bir kendi içinde değerlensin. Çocuk ne yaşıyorsa yaşıyorsun sana söylesin. Sen çaresini bul, çözümünü bul. O terbiyeyi almışsın. Doğru bir terbiye değil, o terbiyeyi almışsın. O terbiye bak şurada lazım. Yani babaya sert çıkılmaz denilen yapıların ondan bahsetmiyorum. Ama evlilik dediğin şey özgür irade işi. Evet. Şimdi bundan sonra... Sen onu bıraktın. Çiğdem de diyor ki kadın bağlandı ben gayet mutluydum diyor. Hastanedeydik ben ne olduğunu anlamadım dört diyor. Dört dörtlük bana baktı. Heh. Şimdi bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun ya, İlhan? Biliyorum. O yüzden İlhan, seni peşini bırakmıyorum ya. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ben Aslı'yla hayatımı devam ettirmek istiyorum. Tamam ama Aslı da evli. Biliyorum. Hı. Tamam gitsin boşansın o da benden boşansın. Üç çocuğun aslında ortak velayet alalım. Hani hafta sonları ben gidip göreyim. Herkes kendi diyor. Beni de o zaman elini üstünden kaldırsın. Tamam. Beni de nikahımı alsın üstünde. Götürsün ona versin. 25 yaşında gencecik kadın Müge Hanım. Yani İlhan hem can korkunuz var diyorsun. Ben onu beklemek zorunda ya, değilim. Müge Hanım gelecekse yani Cafer'e de bir bağlanalım yani. Cafer tamam, mi gelip sizi öldürecek veriyor, diye korkuyorsun. Ben de söz veriyorum. Gelip boşansın beni istemeyeni ben hiç istemem bu saatten sonra. Gelmesine üç gerek çocuk, yok hayatım çocuk, boşanması çocuk, için. Üç çocuk, beş çocuk olsa yapan hareket aynı yapar gene. Her şehirden senin gıyabında sana boşanma davası açabilir. Hayır çocuklar evet, ne alsın benden? Evet dönmesine gerek yok. Alsın ki ben de elimdeki eşyaları toplayıp gideyim. Cafer Bey hayatım bak. Sen de net değilsin. Netim Müge Hanım hayır, netim. Onun hayır. için buraya seni, geldim. Seni boşaması için. O başkasıyla hayat gelmesi... sürmeyi biliyorsa ben de sürdürürüm. Bak seni boşaması alsın için çocukları. Seninle gelmesine gerek yok bu bir. Tamam, İkincisi evet. sen de boşayabilirsin. Tövbe. Senin ben de boşanma davası ben sana tazminat da verdim. Bana para da verdim. Hep şey vereceğim sana. Senin hiç Cafer seni ihtiyacım Bey. Yok benim. Kocası Cafer var. Cafer Bey. Bak onun namusu var. Efendim. Günaydın. Günaydın Müge Hanım. Sizin Aslı'ya demek istediğiniz bir şey var mı? Boşanmak istiyor. Müge Hanım ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Onlar bir susun ben konuşayım da sesim gitsin onlara. Aslı ben evindeyken yatak odasına girdiğim zaman onunla Serdar Hoca'nın fotoğrafını çerçeve içinde gördüğüm zaman bana ne dedi ki benim kızım
bu fotoğrafı yapmış, ben yapmamışım. O Serdar Hoca gün konuşurdu. Ben evimden çıktığı zaman kızları tehdit ediyordu. Ben de programa gelmek istiyorum. Seni altına ben de programa gelmek istiyorum. Ben kızımı oraya getireceğim. Kızım konuşsun bakayım. Kızıma nasıl tehdit yapmış. Serdar Hoca nasıl konuşur? Serdar Hoca ile çarçaba fotoğrafa koymuş telefonu. Çarçaba yapmış. Ben dedi bu nedir dedi. Benim Melisa kızım yapmış. Hocayı sevdiğin için. Anladım. Yani kızınız annesinin bir başka kişiyle görüştüğünü görüyor. Size söylememesi için de kızını dövüyor öyle mi? Saklıyor diyor ki senin kızın yapmış. Yalan benim söylüyorsun. Kızım... Yalan konuşuyorsun benim, sen. Benim anladığım kadarıyla Cafer... Sen yalan konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Cafer Bey diyor ki ben de 4 çocuğumla geleceğim diyor. Bunun da 3 tane çocuğu var. Alın 7 çocuğu. Gidin diyorlar size. Yarın görüşebilmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.